Selamünaleyküm dostlar. Mor Kanatlı Zamanlar isimli hikayemizin 3. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Fransa'nın sınırları içinde sıkışmış minicik bir şehir devleti olan Monaco çok zengin ve lüks bir ülkeydi. Başımı çevirdiğim her tarafta ömrümde ilk kez gördüğüm spor arabalar, yatlar, katlar vardı. Kirada kaldığımız ev bu dağlık prensliğin tepe civarlarındaydı. Yukarı kesimdeki konutlar alt bölgelerdeki yerleşim yerlerine nispeten daha uygun fiyatlıydı. Buna rağmen Monaco'da ev kiraları cidden dudak uçuklatan cinstendi. Hani eşdeğerle birlikte yurt dışında yaşamak zorunda kalan ev hanımları kendilerini temizliğe verirlerdi ya, aynen onlar gibi ben de kendimi Fransızca öğrenmeye adamıştım. Neredeyse sözlükle yatıp sözlükle kalkıyordum. Bir de doktorun zorla içirdiği o garip ilaçlar vardı. İnanın onları almaktan gayrı korkunç bir işkence daha görülmemiştir şu dünyada. Ölüp ölüp diriliyor, yine de kurtulamıyordum malum ilaçlardan. Doktor bu konuda tavize hiç yer vermiyordu. Uzun müddetli uykularımda ailemin endişelerini, korkularını ve acılarını hayal etmeye çalışınca neden evlilik gibi bir yola başvurmak zorunda kaldıklarını daha iyi anlıyordum. Hatta onları ilk zamanlarda yargısız infaza gönderdiğim için suçluluk çekip özlemin de dürtüklenmesiyle ağladığım günler bile oldu. Hatta çok oldu. Hülasa Monaco'daki 3 odacıklı bu yeni evde hiç olmadığım kadar mutsuzdum. İkindi güneşi kızıllıklarıyla gök kubbeyi süslemeye başlamıştı. İnce tül perdeyi aralamadan bu etkileyici tabloyu seyre koyuldum. Sokakta oradan oraya koşturan kalabalık bile sanki sessizleşmeye, daha ağır hareket etmeye başlamıştı. Arkamda bıraktıklarım dört bir yandan zihnime hücum ediyordu. Yalnızlıkla kavrulan kalbime karşılık içten bir ah çektim. Demek hasret böyle bir şeymiş. Gözlerimin sulanmasına rağmen kala kapı zili imdadıma yetişmişti. Deliğe bakmayı unutmadan kapıyı açtım. Gelen doktordu. Gözlüklerini yukarı itip yorgunca bir selam verdikten sonra içeri girdi. Buraya geldiğimiz ilk günden beri ondan beklenecek biçimde hiç boş durmamıştı. Şu an Fransa'nın Besançon şehrindeki enstitüye gidip geliyordu. Besançon ile Monaco arasında sınır olarak sadece bir cadde uzanıyordu. Yani karşıdan karşıya geçince ülke değiştirmiş oluyordunuz. Ne komik değil mi? Fransızcadan arta kalan zamanımda ciddi bir çaba sarf edip çok lezzetli tabirini hak edecek yemekler pişirmiştim bugün. Evlenince kocanı makarna yemekten zehirlersin diyen Şükran Hanım bu halimi görseydi alnımdan öperdi herhalde. Meğer hiç pratik yapmama gerek yokmuş. Ev hanımlığı için gereken tüm beceriler zaten genlerimde mevcutmuş. Masayı hazırlarken doktor da yardımıma gelmişti. Nicedir onu yemeklerimi beğenip beğenmediğini sormak istiyordum. Lakin bu soru için cesaretimi bir türlü toparlayamamıştım. Ne pişirsem ses etmeden yediği için gerçek düşüncelerini öğrenmek imkansızdı. Bu yüzden yemek yerken pür dikkat onu izliyordum. Lokmalarını sayıyor, fazla kaşıkladığı yemekleri sevdiğini görüyordum. Sofrayı yine birlikte topladıktan sonra kendimi yormamam gerektiğiyle ilgili alıştığım şu konuşmasını yapıp bulaşıkları tek başına makineye dizmeye başladı. Dürüst olmak gerekirse temizlik konusunda benden kat ve kat daha yetenekliydi. Eli çok hızlı olduğundan hemencecik bitirmişti işini. Doktor eğer kız olsaydı bütün kaynanaların ideal gelini olacağına hiç şüphem yoktu. Tek nüfuslu özel hayatında biriyle birlikte yaşamanın onun için kolay olmadığının farkındaydım. Doktor da benim gibi zorlanıyordu, alışmaya çalışıyordu. Yine de bu hallerini bana belli etmemekte fazlasıyla başarılıydı. Profesörle haftada en az 2 kez görüntülü konuşuyorduk. Sağlık durumu ve hastalığın ilerleyişi konusunda genel bir değerlendirme için bunu yapıyorduk. Doktor odasından laptopunu getirip az evvel güzelce sildiğim masaya geçti. Koyu mor şalımın üzerine peçimi hızlıca takarken doktorun yanına çektiği sandalyeye kibarca oturdum. Profesör doktora işiyle ilgili sorular sorarak başladı konuşmaya. Monaco'daki laboratuvar tamiratta olduğu için küçük pürüzler çıkmıştı. Sonra onu Beauceval'deki laboratuvara göndermişlerdi. Bana verdikleri ilk iş farelerin adet döngülerini takip etmek dedi doktor. Şimdilik sadece farelerin serviks ağzından örnek alıp preparat boyuyorum. Memnuniyetsiz bir tını vardı sesinde. İş yerinde güzel günler geçirmediği çok acıktı. Yaşlı profesör sağladığı cevap neticesinde devi sallayan bir kahkaha atmıştı. Doktor ayıp olmayacağını bilsem bir kahkaha da ben atacaktım. Başarı merdivenlerine çıkmak kolay değil. Gregor'un HIV üzerine yaptığı yeni araştırmasında yeteneklerini bir şekilde gösterebilirsen seni Profesör Albert'a önereceğine eminim. Yaşlı adam nihayet gülmeden bir cümle kurabilmişti. Zira çalışkan öğrencisinin gayet ciddi olduğunu görünce kendini toparlamaya çalışmıştı.
Fakat yüzü çok komik bir hal almıştı. Gözlerinden neredeyse yaşlar boşanıyordu. 20 dakikanın ahirinde laptopu kapatıp ayaklandık. Görüşme faslı da bittiğine göre artık o odasına gidecek, ben de kendi odamda kitaplarıma gömülecektim. Günlerimiz çoğunlukla bu şekilde geçiyordu. Kupama en açığından çay koyup kollarımı esneterek gramer kitaplarımı açtım. Gitgide kelime çekimlerine ısınıyordum ki birden odamın kapısı tıklatılmıştı. Doktor içeri giderken elindeki telefonu havaya kaldırdı. Meraklı bakışlarıma karşılık annen demekle yetindi. Zaten bunu demesi bile tüm bedenimin uyarılmasına yetişmişti. Kalbimin güm gümlere eşliğinde telefonu elime aldım. Seher, ekranda bir yüz belirtti. Bu Nuriye'ydi. Seher diye arkadan koca bir şamata daha koptu. Sanırım birileri yere düşmüştü. Feyza, Biricik başkanımız olan Kübra'yı itiyor, beni görmek için çırpınıyordu. Kızlar derken sesim titriyordu. Gözyaşlarımsa çoktan yuvarlanmıştı yanaklarımdan. Bak ya, hemen de ağlamaya başladı diye beni azarlarken Nuriye kendisinin de ağladığının farkında değildi. Sonra her şeyi boş verip karşılıklı ağlamaya başladık. Tamam, sakin olun sulu gözler. Komuta bende deyip telefonu Nuriye'den aldı Kübra. Tek başına ayıplarcasına kaldırmış fena gözlerle bana bakıyordu. Neredesin sen? Sana ulaşmak için neler çektik, haberin var mı? Diye hesap sormaya, beni fazlaca paylamaya başladı. Gözlerindeki yaşları çabucak sildim. Başkana sökmüyordu bu ağlamaklı hallerimiz. Feyza yandan başını uzatarak aniden kameranın çekim alanına girdi. Sence burası neresi? Diyerek bütün dişlerini göstererek sırıtıyordu. Kübra bu laf üzerine telefon kamerasını odamın içinde gezdirdi. Beş kız yatağına çullanmış durumdayız. Yaylardan garip sesler çıkıyor Seher. Sanırım yatağın çöktü. Kendimi tutamayıp kızların o haline sessizce kıkırdadım. 360 derecelik kamera gezintisinden sonra Kübra'nın sivilceli yüzünde son buldu yolculuk. Ne diyordum en son? Drone lafımı unutturdunuz bana. Heh, hatırladım deyip yüzündeki şapşal ifadeyi düzeltti ve tekrar kötü kötü bakmaya başladı bana. Neredesin sen hayırsız? Sizinkiler de bir şey demiyor. Sanki sırra kadem bastın. Ama biz bir haftadır evinizin tüm temizliğini yaparak Şükran teyzeyi konuşması için zorladık. Eğer bizi seninle görüştürmeseydi hala da temizlik yapıyor olurduk. Bu fikir kesin onun aklından çıkmıştır. Bıraksan tüm Türkiye'nin temizliğini yapardı deli arkadaşım. Şayet okul okumaktan vazgeçip gündeliğe gitseydi şimdiye kadar kazandığı parayla ülkenin zenginlerinden olurdu. Nereye gittiğini öğrenemedik ama bu hiç öğrenemeyeceğimiz anlamına gelmiyor hanımefendi dediğinde gözlerini kısmıştı ve yan bakışları kurnazlıkla parıldıyordu. Dur, asıl meseleyi unutuyordum. Sen gerçekten devlendin mi? Biliyorum böyle bir şey imkansız ama yine de burada buna benzer bir söylenti dolanıyor. Bakın, Seher baronu bırakmaz, ondan başkasıyla evlenmez diyorum ama kızlar inanmıyorlar bana. Ayrına kesin bir şey söyle de rahatlayalım artık. Kızlar, bu konuyu kapatsak diye dişlerimin arasından tısladım. Bir yandan da fark ettirmemeye çalışarak fakat bu hususta da başarılı olamayarak gözlerimi doktora kaydırmıştım. Baronun bir kedi olduğundan haberi vardır umarım. Feyza sabrının sınırlarını yeterince zorlamıştı ve şimdi de Kübra'yı alt ederek telefonu kıvırarak bir hamleyle eline geçirmişti. Hararetli konuşmaya başladığında onların her hareketini çok özlediğimi düşünüyordum. Keşke şimdi yanlarında olsaydım. Görüşmemiz yarım saate yakın devam etmişti. Kızlar tükenmek bilmeyen enerjileriyle bir şeyler anlatıyor, ben de yüzüme ne zaman yerleştiğini bilmediğim huzurlu bir tebessümle dinliyordum onları. Doktor rahatsız olacağımı düşünmüş olacaktı ki arkadaşlarım aradıktan kısa bir süre sonra odadan çıkmıştı. Gönülden teşekkür etmiştim ona. En samimi duygularımla ellerimi açıp sık sık onun için dua ediyordum. Çünkü gerçekten çok iyi kalpli bir insandı. Bu anlayışlı halleri olmasaydı Monaco'da kafayı yiyeceğimi pekala biliyordum. Görüşmenin sonlarına doğru Nuriye telefonu alıp başka bir odaya geçti. İyi misin? Diye sordu. Gözleri hala ıslaktı. Şefkatli bir annenin minik çocuğuna baktığı gibi bakıyordu bana. Biraz anlayış, biraz kaygı ve derin bir sevgi. Neler yaşadığımı en ince ayrıntısına kadar biliyordu, buna emindim. Annem diğer kızlara söylemese de bunu Nuriye'den saklamamıştır. Onu öz kızı gibi sevdiğini çoğu kez dile getirirdi zaten. İnan ben de bilmiyorum. Sesim kısılmış, boğazım düğümlenmişti. Sabret kardeşim. Allah-u Teala ona olan samimiyetimizi ölçüyor şimdi. Sevgilimiz için cefa çekmeye değmez mi? Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Baksana, seherde solan yıldızlar her gece geri dönüp parıldamıyor mu? Başımı evet manasında sallarken kazamın yeniyle gözlerimi sildim. Manevi yaralarıma şifa veren sözleri ince ince işleniyordu yüreğime. Vedalaştıktan sonra kendimi yatağa atıp gözlerimi kapattım. Güçlü ol seher, güçlü ol.
Evet, şimdi daha iyiydim. Hatta peşimdeki mafya kılıklı adamları dövecek kuvveti bile kendimde hissediyordum. Pembe gözlüklerimi takıp Pollyanna'yı oynamasam da mücadeleci ruhum uyanmıştı sonuçta. Elimdeki cismin varlığını fark ettiğimde ayağa kalkıp odadan çıktım. Doktorun telefonlarını yanımda soklamaya bir dur demeliydim. Kapısını iki kez tıklattığımda kan akışımın hızlanmasına mani olamıyordum. İlk defa odasına girecektim. Bu konularda hassas olduğu için odasını temizlemek amacıyla dahi girmiyordum. Onca yaptığına karşılık bu kadarını hak ediyordu. Anlayacağınız bu evdeki odası da diğeriyle aynı gideme sahipti. Kapıyı araladığında cesaret balonuma yine batırılmış, puf olup sönmüştü. Gizemli odasına bir iki kaçamak bakış atmak şöyle dursun, adamın yüzüne bile bakamamıştım. Mücahidelerin yüz karasısın sen ser. Boynuna halat bağlayıp boğmak istediğim utancıma teslim olurken başımı eğdim ve elim titreyerek telefonunu ona uzattım. Arkamı dönüp gidecekken ıslak odunla böğrüme böğrüme vuruyordum. Yok yok, ben iflah olmam. Bu arada sesini işittiğimde olduğum yerde durup merakla ne diyeceğini bekledim. Üniversite işini profesörle konuştum. Herhangi bir sakınca görmedi ve bunun iyi olabileceğini de ekledi. Bir haftadır kayıt işlemleri için uğraşıyoruz. Yarın müsaitsen birlikte gidebiliriz. Duyduklarım gerçek miydi? Şükürler olsun Allah'ım. Sevinçle çok 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 teşekkür ederim deyip odama koştum. Öyle mutluydum ki bir oturuşta 300 okuyabilirdim. Durup dururken zıplıyor, kitaplarımı kucaklayıp öpüyordum. Hastalığımın çaresi bulunana kadar tüm gün evde tıkılıp kalmak istemiyordum. Bu yüzden doktora her ne kadar olanaksız olsa da üniversiteye gitme ihtimalimin olup olmadığını sormuştum. Bu konuya en başından beri hiç iyi bakmamıştı. O isteksizliğini hala da hissediyordum. Lakin öyle ya da böyle gidecektim işte. Hem profesör de uygun görmüştü. Yatsı namazını kıldıktan sonra yarın için gerekli hazırlıkları yaptım ve pır pır atan bir kalple yatağıma girdim. Bu heyecanla uyuyamazdım ki ben. Bir o yana bir bu yana dönerken sonunda uyku diyarına adım atmıştım. İçinde renkli sıvıların bulunduğu cam şişeler, tek gözlü mikroskoplar, derin dondurucuya benzer kapaklı makineler, kazanlar, garip küçük aletler. Beyaz önlüklü, beyaz maskeli insanlar içeri girip çıkıyor, etrafımda dönüyorlar. Sürekli ince uzun elleri görüyorum. Vücuduma dokunuyor, bana sayısız iğneler batırıyor. Çok üşüyorum, buzdolabına hapsedilmişim gibi hissediyorum. Acı soğuk tenimi yakıyor. Tut tut tut, bip bip bip, tıt tıt tıt. Makine sesleri kulaklarıma işkence çektiriyor. O elleri tekrar ve tekrar görüyorum. Bana yine iğneler batırıyor. Üşüyorum, acıkıyorum, uykum geliyor. Fakat o çıldırtıcı makine sesleri asla susmuyor. Delirecek gibi oluyorum. Güneş ışığını çok özlüyorum. Dışarıya çıkmak, koşmak, nefes almak istiyorum. Fakat beyaz önlüklüler buna izin vermiyor. Tut tut tut. Makine sesleri beni deli ediyor. Çok üşüyorum, ağlamaya çalışıyorum ancak bunu bile beceremiyorum. Uyan ne olur uyan Seher. Bu korkunç yerden kurtulmalısın. Ardı ardına bunları tekrarlıyorum. Hangi tarafa gitsem beyaz önlüklerle karşılaşıyorum. Arkamda ise o ürkütücü uzun eller. Neden gitmeme izin vermiyorlar? Çıkmak istiyorum buradan, bırakın beni. Bileklerimi bağlayan zincirleri kırarcasına uykumdan kalkmak için irademle cebelleşiyorum. Ve nihayet bunu başarıyor, sıçrayarak kabustan uyanıyorum. Gözlerimi açtığıma hiç bu denli sevinmemiştim. Çünkü kabusumdan kaçmayı başarmış, bu kez ondan kurtulabilmiştim. Ve inanın bu muhteşem bir duyguydu. Boğazımın kuruluğunu gidermek için odadan çıkıp mutfağa yöneldim. Soğuk su içimdeki çölü yeşilli mavi bir vahaya çevirmişti. Hey TXA-210 bücürleri, boşuna uğraşmayın, beni şizofren yapamayacaksınız. Şizofren demişken, çocukluk yıllarımda Sırlar Dünyası'nın bir bölümünde şizofren bir teyzenin hayat hikayesi anlatılıyordu. Onu izlediğim günden bu yana şizofrenlikten hep korkmuşumdur. Bu yüzden şu anki cesaretimi hiç olmadığı kadar kutsal buluyordum. Mutfaktan ayrılıp karanlıkta kör adımlarla odama doğru yürürken bir anda duyduğum sesler adımlarımın sekteye uğramasına sebep oldu. Bu da neydi böyle? Kulaklarımı açarak dikkat kesildim. Zannımca sesler doktorun odasından geliyordu. Kuruntulu yanım onun başına kötü bir şey geldiğine dair bana vesveseler vermeye başlamıştı bile. Sesleri tekrar işittiğimde her şeyi unutup odasına koştum. Karanlıksa başka bir kazaya mahal vermemek için, ki örnekleri geçmişimde mevcuttur, odada dikkatle ilerledim. Doktor virana dönmüş sesiyle birlikte sayıklama nöbetine girmişti. Şifon yerin üzerindeki gece lambasını açıp loş ışıklı yüzünü görmeye çalıştım. Alnında oluk oluk teller birikmişti. Yüzü ise beyaz bir kağıttan farksızdı. Ona ne oluyordu Allah'ım? Kabus görüyor olmalıydı. Çok kötü bir kabus olmalıydı ki ona bu kadar ıstırap çektiriyordu. Omuzlarından tutup hafifçe sarstım onu.
Yunus uyan hadi, lütfen uyanman gerekiyor. Kabusların dehşetini en iyi ben bilirdim ve bugün nasıl ki hepsiyle başa çıktıysam doktora da yardım etmeliydim. Uykusundan sıçradığında gözlerinde hiç çanık olmadığım bir ifadeyle karşılaşmıştım. O an gerçekten de sesim kısılana kadar ağlamak istedim. Bu bambaşka bir duyguydu. Sanki acısını bütün çıplaklığıyla yüreğimde hissediyordum. Sesi kesilip bilinci tam olarak yerine geldiğinde ellerimi üzerinden çektim. İçimden naz, felaktan başlayarak annemin korktuğum zamanlarda bana yaptığı gibi birçok sure okudum. Daha iyi olduğundan emin olduktan sonra mutfaktan bir bardak su alıp geri geldim. Bardağı ona uzatıp içmesi için zorladım. Saçları terden ıslanmış ve birbirine karışmıştı. Böyle terli terli yatmamasını, üstünü değiştirmesini söylemeyi aklımdan geçirsem de çok fazla ileri gittiğimi düşünüp susmuştum. Adam gerçek bir doktordu. Neyin onu hasta edip neyin etmeyeceğini benden daha iyi biliyordu. Yatağından doğrulup sudan birkaç yudum aldığında gitme zamanımın geldiğini anlayarak ayaklandım. Kabuslardan kurtulman zor oluyorsa seni her zaman uyandırabilirim diye fısıldayıp odadan çıktım. Gözlerindeki ifadeyi sindirmek çok zordu. Sabah ezanına kadar o halini düşünmekten vazgeçemedim. Sarsılmaz bir şekilde güçlü olduğunu zannettiğimiz insanların bile zayıf yanları varmış demek. Kimse kusursuz değildi. Herkesin bir imtihanı, bir derdi, bir tasası vardı. Bunun dışında bakışlarım eninde sonunda elimde birleşiyordu. Ben bu ellerle ona mı dokundum? Sesim kısılana kadar çığlık atmak istiyorum. Ah, çok utanç verici, utanç verici. Yastığıma sarılıp aptalca sırıttığımın farkında bile olmadan uzun bir süre tavanı seyrettim. Bu gece yaşadığımız olay sahurumuz gibi olmuştu. Çünkü hemen ertesi gün suskunluk orucunu tutmaya niyetlenmiştik sanki. Monaco'nun pahalılığı dillere destanken taksiye binmeye içim hiç el vermiyordu. Bu nedenle otobüs aracılığıyla üniversiteye vardık. Üniversite denilince kampüs gibi bir yer bekliyordum ama birkaç binadan ibaretti. Doktorun çalıştığı yerse buraya çok yakındı. Aramızda sadece bir park vardı. Çıkışta nerede buluşacağımızı söyledikten sonra binanın giriş kapısında vedalaşıp ayrıldık. İngiliz dili ve edebiyatı bölümünün anlaşanlı bir öğrencisiydim artık. Dersler başlayalı çok olmuştu. Bu yüzden açığımı kapatmak beni biraz zorlayacak gibi görünüyordu. Sonrasında az ötemde uzanmış tembellik yapan kediciğin karbeyazı tüylerini okşarken ''Sizin buralarda baron adında çok oturaklı, çok beyefendi bir kedi dolanıyor mu hiç?'' diye sordum fısıldayarak. Boş bakışlar ''Hayır'' dedi galiba. Şu an derste olmam gerekirken merdivenlerin en ucunda oturmuş yeni tanıştığım Fransız kedisini seviyordum. Daha ilk günden İslam düşmanı ırkçı bir grup yüzünden sınıfta bir tatsızlık yaşanmıştı. Oysa eğitim aşkıyla yanan seyirin ne hayalleri vardı. Kapıyı çarpıp erkenden çıkmıştım. Ancak doktorla sözleştiğimiz saate daha çok vardı. Tek başıma eve dönemezdim. Zira adresi bilmiyordum. Telefonum olmadığı için doktoru arayıp haber de veremiyordum. Böyle kös kös oturmaktan sıkılınca pek hoş sohbet olmayan aristokrat tipli kediye veda ederek ayaklandım. Zaten baronu da tanımıyordu. Yeşilliklerle süslü parkın uzun yolunda hızlı adımlarla yürümeye başladım. Arkamda kalan kasvetli binaların aksine bu ağaçta kalan çok ferahlatıcıydı. Nihayet doktorla buluşacağımız yere gelince boş bir banka oturdum. O bir grup kendini beğenmişi hatırlamak sinirlerimi otlatmaya yetiyordu da artıyordu. Ansızın sağ tarafımdan seslice bir homurtu mu, horuldanma mı tam kestiremediğim bir şey duydum. Başımı çevirdiğimde yandaki bankta dizlerini kırıp yatan bir adamı müşahede etme şerefine nail olmuştum. Üstüne battaniye niyetine birkaç gazete parçası sermişti ve bu şekilde yalnızca bacakları görünüyordu. Omuz silkip önüme dönecekken adam 10 traktöre bedel bir gürültü çıkardı. Şaşkınlıktan dolayı bir karış açılmış ağzımı ellerimle kapattım ve ayaklanıp başka bir banka geçtim. Zira bu yüksek derecedeki ses kirliliğinde hiçbir şeyi sağlıklı düşünemezdim. Uzun bir müddet orada oturdum ve en çok sevdiğim şeyi yapıp düşünce denizinde yüzmeye başladım. Hem bu şekilde sinirlerim de yatışıyordu. Ne yazık ki bu dinlenme seansımı bana çok gören gazeteli adam huysuzca kıpırdanıp dururken en sonunda uyanmıştı. Kollarını gerdiğinde ağzında tüm organlarını göreceğim şekilde aralanmıştı. İki traktörlük bir esneme de gel buradan yak. Saçlarına aklar düşmüş bu yaştaki bir adama toplum içinde böyle nezaketten yoksun davranışlar sergilemek hiç yakışmıyordu. Nerede adab-ı muaşeret? Deminden beri sırf beni rahatsız etmek için yapmadığı şey kalmamıştı. Ağzını şapırdatıp etrafa bokuş bakışlar attı. Ah ne güzel bir gün diye baharda ötüşen kuşlar gibi keyifle şakırdadı. Ya bir de bana sor amca dememek için kendimi zor tuttum. Oysa hala varlığımı yok sayarak etrafa bakınmaya devam ediyordu. Ayağa kalkıp ellerini arkasında birleştirirken bir şiir mırıldanarak fakültemin tersindeki yolda ilerlemeye başladı.
Keyfini soracak olursanız hiç olmadığı kadar yerindeydi. Gittikçe uzaklaşmasına rağmen sesi hala işitiliyordu. Bitirdim. Bir kenara koydum Udu. Bir zamanlar ardıç kuşları gibi erken çiğ düşmüş çalılar arasında şarkı söylerdim. Şimdi dilsizim. Bitkin bir keten kuşuyum. Kalmadı gırtlağımda şarkı. Yaptığı her hareket inanılmaz bir biçimde gözüme batarken nedendir bilinmez okuduğu bir şiir çok hoşuma gitmişti. Hatta ziyadesiyle tanıdık geliyordu. Sanırım bu sene içinde okumuş olduğum bir kitapta geçiyordu. Neydi ismi, neydi? Ah, dilimin ucunda. Tamam, hatırladım. Martin Eden. Sonrasında zaman geçiyordu. Kapıyı gıcırdatmamaya çalışarak içeri girdim. Olmayan göbeğini içine çek, omuzlar dik ve bakışlarını oturacağın yere sabitle. 1-2-3. Son olarak 12. adım. Şimdi de vakur tavrını bozmadan otur. Evet, işte böyle. Adını ezberleyemediğim hocalar listesinde en üst sırayı ele geçiren ince kaşlı hoca yine gereksizliği su götürmeyen konuları bir bir sayıp döküyor. Boş yere kelime israfı yapıyordu. Not defterime Picasso edasıyla düzinelerce acayip şekiller karalamıştım. Dersten sıkıldığımın en büyük emaresi resimdi. Eğer dirseğimi masaya koyup yüzümü avuç içime yaslayarak bir şeyler çiziyorsam bu orta yerimden çatlarcasına dersten sıkıldığımı gösteriyordu. Nihayet Bay İncekaş farklı bir konuya girme lütfunda bulundular. Geçen hafta okumamız için diretip en sonunda da zorla aldırdığı kitap hakkında görüşlerimizi öğrenmek istiyordu. Üniversiteye gireli hiç yapmadığım bir şeye kalkışıp söz hakkı almak için elimi kaldırdım. Bugün ne yapıp edip İncekaş'ın dikkatini çekmek zorundaydım. Başka türlü ders çıkışında ondan isteyeceğim şeyi asla kabul etmezdi. Dünkü dersinde tüm öğrenciler içinde saçmalıklarını pür dikkat dinleyen tek kişi olarak az çok takdirini kazanmıştım zaten. Yazar, fedakarlığı göz dolduracak bir kurguyla işlemiş. Fakat bana sorarsanız hayatı boyunca değer verdiği şeyler uğruna kılını bile kıpırdatmamıştır. 324. sayfada cesaret hakkını dile getirdiği yaldızlı cümleler bir de kararsız ve endişeli bir bakış açısıyla okunduğunda bir korkağın kendini avutmak için sarf ettiği içi boş sözlerden ileri gidemeyecektir. Kitabın son bölümünde ne kadar mutmain bir sahne şekillense de o satırlarda pişmanlıktan başka bir şey göremedim ben. Özetle kitabı hiç samimi bulmadım ve beğenmedim. Hocanın gözlerinde gördüğüm anlamlı kıpırtılar dikkatini çekmekte oldukça başarılı olduğunu gösteriyordu. Önlerde oturan birkaç kişi bahsettiğim kitabı çantalarından çıkarıp dediğim sayfayı açmışlardı. Ve hiç kuşkusuz bu kitabı okuduklarında az önceki yargıma hiçbir ulaşamamıştı. Nobel adayı gösterilen bu yazarın resmi kaynaklarda kalp krizinden dolayı öldüğüne dair bir takım bilgiler yer almasına rağmen yakınların itiraflarına göre aşağılık kompleksine girdiği bir dönemde intihar etmiş derken İncekaş dediklerimi tasdiklercesine ek bilgi vermişti. Oturduğu masadan kalkıp elini sağ cebine koydu. Bakışlarıysa tüm sınıfı gezdikten sonra beni bulmuştu. Ve arkadaşını bu zekice yorumdan dolayı tebrik ediyorum. Hepinizin de tebrik etmesini istiyorum. Kitabı okuduğumda ben bile böyle sağlam bir tespitte bulunamamıştım dedi. Bana ilk günden bu yana sonsuz bir kin besleyen şahısların yüzleri şimdiden kıskançlıktan kızarıp bozarmıştı bile. Herhangi bir olay yaşanmadan ders bitti neyse ki. Not defterimi çantama atıp sınıftan çıkıyormuş gibi yaparken hocaya konuyu açmakta hala kararsızdım. İncekaş nasıl hitap edeceğine karar veremediğini belli edercesine bir anda beni durdurdu. Kendisi çapkın bir İtalyandı. Kaşlarını almaya bayılıyor üstelik incecik, kavisli bir biçime sokuyordu. İkinci çağrısında arkamı döndüğüm sırada duruşumdan taviz vermemekte kesin bir hükme varmıştım. Seni tekrar tebrik ediyorum dediğinde sesi az da olsa tedirgindi. Öyle ya, onlara göre bu siyah kıyafetlerimin içinden her an taramalı bir tövek çıkabilirdi. Eğer gerçekten de bir terörist olsaydım onları haklı bulabilirdim. Ama şu halde herhangi bir terör örgütüne katılmadığına emindim. Tedirginliğinin nedenle saçma olduğunun farkına varınca daha rahat bir tavır takındı. Eğer senin için de uygunsa bir teklifim olacaktı deyip elini saç denen nimetten yoksun kafasına götürdü. Üniversite kütüphanesi için ne zamandır bir görevli arıyoruz. Öğrenciler arasında istediğimiz nitelikte birini henüz bulamadık. Acaba sen bu işi düşünür müsün? Çalışma saatleri hakkında hiç endişelenme. Diğer görevliye devirli olarak çalışacaksınız. Aman Allah'ım, ben konuyu açmadan bizatihi kendisi teklif etmişti bana. Derste girişimimin bu kadar erken sonuç vereceğini hiç ummazdım. Ülkemde denildiği gibi fırsat resmen ayağıma gelmişti. Durup biraz düşünüyormuş gibi yaptıktan sonra sakince cevap verdim. Bu işi yapmaktan zevk duyarım ancak eşimle konuşmadan kesin bir şey söyleyemem. Eşim kelimesinden sonra kendine çeki düzen vermiş, daha ciddi bir havaya bürünmüştü. Bu hali bana gülünç gelmesine karşılık duygularımı sesime yansıtmadım. Kararımı yarın vereceğimi söylemenin ardından geniş parkta düşünceli adımlarla yürümeye başladım.
Hesaplarım tam tıkırında işlemesine işliyordu ama asıl düğümlü kısmı halen çözülmüş değildim. Doktordan izin koparmak olasılıksız denen kavramın ta kendisiydi. Üniversiteye gitmek için profesörden yardım alarak şike yapmış olsam da aynı yönteme bir kez daha başvuramazdım. Doktorun suyuna gitmeli ama nasıl? Düşünse iyi düşün. Gözlerime kısarak bakışlarımı ileriye diktiğimde onu gördüm. Gazeteci amcanın hep uzandığı banka oturmuş beni bekliyordu. Diğer günlerden farklı olarak kaşları çatılmıştı. Buraya dikkat. Bilinci yerindeyken duygularını dışa vurmakta bir robottan farksız olan bizim doktordan bahsediyorum. Ve bildiğim kadarıyla robotlar kaşlarını çatmaz. Gerçi onların çatacak kaşları da yok. Ama doktorum var. Her neyse kastettiğim şeyi anladınız umuyorum. Kısa süreli bir göz taramasını takiben bakımsız çalılara es geçip ilerideki ağaçlara doğru ilerledim. Geçenlerde görevli bahçıvanlar buraya yeni çiçekler dikmişti. Toprağa çömelip özür dileyerek işlerinden en küçüğünü kopardım. Derin bir nefes aldıktan sonra çiçeği arkamda saklayarak doktora yaklaştım. Beni henüz fark etmemişti. Bankın en üst kısmına ilişirken hızlı davranıp elimdeki çiçeği ona uzattım. Şaşırarak başını benden tarafa çevirmişti. O an aklımda hiçbir şey yoktu. Tek istediğim asık suratının eski haline dönmesiydi. İnsanları mutsuz görmeye dayanamıyordum çünkü. Hem çiçeklerden herkes hoşlanırdı öyle değil mi? Elim bir müddet havada asılı kaldıktan sonra şükür ki minik çiçeği almıştı. Çok kısa bir süre sessizce oturduk. Bu çiçek eskisi gibi güzel kokmuyor diyerek sözcükleri ağzımın içinde gevelediğimde yaptığım şeye kılıf uydurmaya çalışıyordum. Sesim biraz da sistemli çıkmıştı. Alnını kırıştırıp gözlerini kıstığı sırada niyetimin ne olduğunu anlamakla uğraşıyor gibiydi. Sanki gazozuna ilaç koydum bu kadar şüphelenecek ne vardı ki? Hani sen doktorsun ya belki onun hastalığına bir çözüm bulursun. Ay gerçekten bir seher saçmalamak deyince kaşı geçtiğini biliyorum. Yüzüme vurmayın. Evet doktorum ama botanikçi değilim dedi gülerek. Bir dakika niye gülerek dedi? Ne diyerek güldü? Az önce güldü mü? Hayır yanlış görmüş olmalıyım. O bir saniyelik sahne ağır çekimde zihnimde tekrarlanıp duruyordu. Çeneme yukarı doğru kuvvet uygulayıp şaşkınlıktan açılmış ağzımı nihayet kapatabildim. Allah sahibine bağışlasın ama kendisine gülümsemenin ne kadar çok yakıştığının farkında bile değildi. Sanki ilkbahar hayat dolu nefesini üflemişti de bütün goncalar açılmıştı. Hadi kalkalım demişti en son. Fakat gülümsemesinin etkisi hala üzerindeydi. Ona fark ettirmeden kolumu cimdikleyip ayağa kalktım. Kendine gelse eğer. Eve vardığımızda ondan nasıl izin koparacağımın planlarını yapmakla meşguldüm. Neredeyse dünya üzerindeki tüm tilkiler benimle toplanmıştı ve bu iş için harıl harıl çalışıyordu. Uyumak için odalarımıza çekildiğimizde ancak o zaman harekete geçebilmiştim. Not defterimden kopardığım bir kağıt parçasına simli kalemim ve en tatlı dilimle meseleyi kısaca yazıp kapısının alt aralığından içeriye gönderdim. Hemen ardından kapıyı hafifçe vurup odama koştum. Karapatışlarımı ve sonucun ne olacağını beklerken üzerime abanan heyecanı görmeniz lazımdı ama göremediniz. Ve iyi ki de göremediniz. 10 dakikaya yakın evhamlı bir bekleyişte olmama rağmen henüz hiçbir karşılık alamamıştım. Dönüp dolaşır tekrar odasının önüne dikilmiştim işte. Kulağımı kapıya dayayıp içerinin nabzını yoklamaya çalıştığım anlarda artık ben değildim. Tehlikeli bölgede herhangi bir yaşam belirtisi yoktu. Sonra kuruntulu bir düşüncedir aldı götürdü beni. Yoksa odasında değil miydi? Evet, bu da bir ihtimaldi. Evi gözden geçirince banyonun dolu olduğunu görmüş ve bu olasılığı kesin büyükme bağlamıştım. Şimdi ne mi yapacaktım? Tabii ki doktor duştan çıkmadan kağıdı geri alacaktım. Kütüphane işini başka bir şekilde de ona açabilirdim. Dizlerimin üstüne çöküp bir hırsız tedirginliğiyle eğildim. Elimi sonra yetmeyince de kolumu alttaki aralıktan içeriye uzattığımda olabildiğince hızlı hareket etmeye zorluyordum kendimi. Ama ne yazık ki her nereye gitmişse bu kağıt bir türlü bulamıyordum. İçimdeki velveleci ses yine doktora yakalanacaksın diye uyarsa da dediklerini kulak ardı ettim. Hatta üstüne alaylı bir şekilde gülüp geçtim. O kadar da kör talihli olamazdım herhalde. Burada klişe bir romantik komedi çekmiyorduk sonuçta. Gözümde Wikileaks belgelerine eşdeğer bir önem kazanan kağıtçığımla vuslat erecekken sadece bir öksürük sesi aramızda tekrar ayrılık rüzgarlarının esmesine yetmişti. Yani anlayacağınız doktora yakalanmıştım. İç sesim beni dinlemezsen böyle olur deyip oh çekiyordu. Kör talihli olduğuma kesinlikle emin olmuştum. Ev eteğimin ucuyla yeri siliyormuş gibi yapıp ay buralarda ne çok kirlenmiş diye kendi kendime söylendim. Sonra temizlikten yorulmuşum gibi başımı yavaşça kaldırdım ve elimin tersiyle alnımdaki hayali telleri sildim. Bu esnada ne sürpriz ki doktoru gördü gözlerim. Aa diye aşırtılı abartılı bir şaşkınlık ünlemi çıkardım. Odanda değil miydin sen? Kabul ediyorum.
İçler acısı bir durumdaydım. Böğrüme hain bir bıçak saplanmıştı. Dile getirmek istemesem de arabesklik bir sahnenin içinde yuvarlanıp gidiyordum. Ona konuşma fırsatı vermeden pat diye ayağa kalktım. Neyse bugünlük bu kadar temizlik yeter. Artık odama gitsem iyi olacak. Elindeki havlu ile sessizce saçlarını kurutan doktor eminim tam bir baş belası olduğumu düşünüyordu. Bu kepazeliğimi çok da üstelemeyip odasına girdiğinde ben de derin acımı yaşamak için çilehaneme döndüm. Ertesi sabah beklemediğim bir müjdeyle güne başlamıştım. Doktor şu olaylı kağıdı okuduktan sonra dünkü halime acımış olacaktı ki hiçbir pürüz çıkarmadan kütüphane meselesine izin vermişti. Bay ince kaşa olumlu yanıtımı verince vakit kaybetmeden kütüphane binasına kadar eşlik etmişti bana. Nöbetleşe çalışacağımız görevli iri cüsseli bir kambura sahip 50'lerinde bir kadındı. Asık suratındaki ifade 10 tane leşi olan bir sarı katilinkine benzer şekilde ürkütücüydü. Yol yakınken vazgeçmeyi düşünmedim değil. Neyse ki bu korkaklığımı anlamsız bulup orada kalmaya devam ettim. İşte yeni görev arkadaşın Liz diye oldukça abartılı bir giriş yaptı ince kaş. Sana El-Kaide'den bölücü bir militan getir dediğimi hatırlamıyorum. Yüzünü bir kağıt gibi buruştururken sandalyesine geri oturdu bayan Naturdam. Hadi ama yapma böyle. Hem seher bizim başarılı öğrencilerimizden yani güvenilir biri. Şu sarışın hırsız kız için de aynı şeyleri söylemiştin ve neydi belirsiz diğer sevgililerin için de derken resmen yerin dibine sokmuştu bizim ince kaşı. Sayın hocamın ezilip büzülmesine an ben şahit olmuştum. İnanın bu beni hiç de etkilememişti. Çünkü ince kaşın 60'ına merdiven dayayacak olmasına rağmen uslanmaz bir çapkın olduğunu daha en başından beri anlamıştım. Yine de bayan Notre Dame'ın onun sevgililerinden biri olduğu düşünmesini istemezdim. Rahatsızlığımı belli etmek amacıyla sessizce öksürdüm. Ben evliyim deyip bu atışmayı sonlandırmaya çalıştım. Görevli biraz yatışırken ince kaşta hemen ardından sıvışmıştı. Şimdi dumanı hala üstünde tutan asık suratlı görevliyle baş başa kalmıştık. Koltuğunu bana teslim etmeden önce bir düzine kural saydı. Bunlardan aklımda kalan en önemli kuralsa burada çiftlerin buluşmasına bayan Liza'nın ifadesiyle çok affedersiniz oynaşmasına katiyen izin vermemem gerektiğiydi. Böylelerini hemen kapı dışarı edecekmişim. Ve eğer herhangi bir sorun çıkarsa onu çağırmam yeterliymiş. Bu konuda çok sıkıntılar yaşadığı belliydi ki bu denli üzerinde duruyordu. Bayan Liza'nın aklını göreme başladıktan bir saat sonra anlamıştım. Önce elbisesinin neredeyse her karışı dekolteli olan genç bir kız gayet rahat bir şekilde kütüphaneye girdi. Arkasından kas yanından başka bir şeye sahip olmayan bir başka şüpheli kişi olay bölgesine giriş yaptı. Amaçlarını kestirdiğimde aklıma gelen anlık bir fikirle hemen masadaki telefonu kulağıma götürdüm ve onların duyacağı bir şekilde sesimi yükselterek konuşmaya başladım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Abdülcabbar. Başkan orada mı? Evet, savaş meydanlarını bıraktım artık kütüphanede çalışıyorum. Yok yok gelmenize gerek yok. Kızlı erkekli hiçbir grup yok burada. Zinakarların kafasını koparmak istediğinizi ben de biliyorum ama henüz öyle bir şey olmadı kütüphanede. Tamam yine de gelmek istiyorsanız size karışmam. Yalnız gelirken yakalanmamak için silahlarınızı iyi saklayın. Sonlara doğru coşkuyla tekbir getirip aklıma gelen en olmadık Arapça kelimeleri anlamlı bir şeymiş gibi baykırdıktan sonra telefonu yerine bıraktım. Pür dikkat beni dinliyorlardı galiba. Çünkü konuştuğum süre içinde sesleri tamamen kesilmişti. Ve saniyeler sonra yangından kaçarcasına kütüphaneyi terk etmişlerdi. Karnıma ağrılar girene kadar gülüp durmuştum. Zaten güldüğümde gözlerim hemen sulanırdı. Ve şu an yüzüm hüngür hüngür ağlamış birinin perişan suratından farksızdı. Koltuğa iyice yaslanıp sakinleşmeye çalıştım. Oyunumun işe yaradığına ve yaşanacak bir günaha mani olduğuma sevinmiştim. Ancak biraz düşününce nefislerinin ve şeytanın pençeleri arasında can çekişen bu insanlara üzülmeye başlamıştım. Ruhum giderek karalara bürünürken kötü havayı dağıtmak adına yerimden kalkıp ilerideki raflara doğru ilerledim. Bayan Liza'nın bir diğer kuralı da şuydu ki ziyaretçilerden dolayı birbirine karışan kitaplar sık sık düzeltilecekti. Kütüphane gayet genişti ve tavanı da yüksekti. Bununla birlikte içi karmaşık bir labirent andırıyordu. Kitapların huzur verici varlığına rağmen mekanın ışıklandırması berbattı. İçime gayri ihtiyar kasvet çöküyordu. Sondaki büyük raflar Bayan Liza'nın dediği gibi gerçekten de bayağı karışmıştı. Ah şu insanlar neyi nasıl kullanacaklarını bir türlü öğrenemediler gitti. Üst rafları çarçabuk düzenledikten sonra daha beter bir durumda olan alt kısımlara geçtim. Daha kitapları elime almamıştım ki kütüphane kapısı gürültüyle açılmıştı ve içeriye girenler tam da önümdeki rafın yanında durmuşlardı. Hallerine bakılırsa henüz beni görmemişlerdi. Seninkinin başına gelenlere duydun mu? Hangi benimki? İki kadın böyle fısır fısır konuşurken dedikodularını dinlemeye pek istekli değildim. Ayağa kalkıp yerime geçmeye karar vermiştim ki duyduğum şeyle bundan hemen vazgeçtim.
Hangisi mi? Tanrı aşkına kim olacak? Harbinden bahsediyorum. Yani yine Marsilya'da toz ticareti yaparken yakalanmış. Bunda şaşılacak ne var? Her zamanki hale işte. Bu sefer baltayı taşa vurdu ama. Çünkü haber yaşlı Prens Doyle'ın kulağına gitmiş. Duyduğuma göre onu derhal özel komutana çağırmış. Diğer kadın arkadaşının sözlerinden sonra tiz bir kahkaha atmıştı. Yine elime düştü desene diye mırıldandığında raftaki iki kitabı hafifçe ayırıp yüzlerini görmeye çalıştım. Dedikoduyu yayan birinci kadının dalgalı uzun saçından dolayı yüzünü pek iyi görememiştim. Az evvel kahkaha atan kadının saçları küttü. Yüzü rahatlıkla seçiliyordu. Sarıya çalan kumral saçlarını eşlik eden kan kırmızı ruju ona çok iddialı bir görüntü vermişti. Sanki bütün dikkatle üzerine çekmek istiyor gibi bir hali vardı. Yüzündeki kibirli biraz da sinsi ifadeyi hiç beğenmemiştim. Tek bakışla bile kadının içten pazarlıklı olduğunu söyleyebilirdim. İçeriye başka birilerinin de girmesiyle dedikodu ikilisi kütüphaneden ayrılmıştı. Ancak o zaman saklandığım yerden çıkabilmiştim. Dürüst olmak gerekirse kafam aşure gibi olmuştu. Anlayacağınız içine her çeşit malzeme atılmıştı. Bahsettikleri harbin benim bildiğim harbin değildi herhalde. Yeryüzünde kaç tane harbin isminde insan bulunuyor haberin var mı Seher? Evet, bunlar hep benim asılsız kuruntularım. Peki ama neden içime böyle kötü bir his oturdu? Niye huzursuzum? Kütüphaneyi kapatıp parkta yürümeye başladığımda moralimin yerinde olduğu söylenemezdi. Gazeteci amca bankın yine kimseye kaptırmamıştı ve bilindik horlamasıyla gürültü kirliliğine katkı sağlamakla meşguldü. Gözlerim doktoru arıyordu. Anlaşılan daha gelmemişti. Birazdan gelir diye düşünüp bir banka oturdum. Yarım saat boyunca etten bir heykele dönüşmüştüm. Lakin doktor hala ortalıkta yoktu. Ayağa kalkıp ağaçlık alanın sonundaki binaya doğru ilerledim. Doktorun burada çalıştığını biliyordum fakat içini görme fırsatım hiç olmamıştı. Şimdi oraya gitmek yapacağım en akıllıca şeydi. Hiç olmazsa geç kalma nedenini sorar, belki sonrasında eve tek başıma dönerdim. Güvenliğe doktoru nerede bulabileceğimi sorup otomatik kapıdan içeri girdim. Yukarı çıkmaya gerek kalmamıştı. Zira doktor ilerideki cam bölmedeydi. Dikdörtgen bir masada oturmuş yığın raporu dolduruyordu. Dün olduğu gibi yine kaşlarını çatmıştı. Bununla beraber yüzündeki ifade seri katilleri aratmayacak kadar sertti. Gözlerim yanında oturup sözde rapor dolduran şahsa iliştiğinde adeta dilimi yuttum. Bu kütüphanede gördüğüm kırmızı rujlu kadının ta kendisiydi ve doktora kur yaptığı apacık ortadaydı. İçimdeki kıpırdanışlar gülerek haykırışlara dönüşürken yüzüm alev alevdi. Kendime gelmeliydim lakin bir yanım kötü bir kız olup o kadının saçlarına yapışmam için durmadan dürtüklüyordu beni. Başımı hızlıca sağa sola salladım. Bu ben değildim. Estağfurullah. Bana neler oluyordu böyle? Sonrasında kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kaltar kalkar. Öfkeyi kontrol altına almak için yapılması gerekenler madde 1. Beynini büsbütün meşgul edecek bir tekerleme söyle. Al şu takatukaları takatukacının kafasında kır. Hayır, takatukacının kafası olmaz. İyisi mi yuva yıkıcı Natasha ve Olgalara benzeyen şu kadının kafasını kırayım ben. Acaba bu iş için kaç tane takatuka gerekirdi? Düşüncelerim eninde sonunda yüksek dozda şiddet içeren sahnelere kaçıyordu. Melun şeytanın vesvesesine kapılan nefsimi sağduyuya çağırdım. Ne yani elim fettan olgasıyla ulu orta kavga mı edecektim? Evet edecektim. Hayır etmeyecektim. Kız kavgalarından nedenle nefret ettiğimi kendime hatırlatmalıydım. Hem aile terbiyesi denilen bir şey vardı. Açılın ben doktorun karısıyım diyecek halim yoktu ya. Görünüşe bakılırsa doktorun işi uzun sürecekti. Kendimi fazlalık gibi hissetmemden midir nedir? Bu şekilde dikilmekten vazgeçip gerekirse tek başıma eve gitme isteği içindeydim. Hayal kırıklığımın sebebini anlayamasam da üzgün olduğumu inkar edemezdim. Zaten kütüphanede gereğinden fazla yorgun düşen bedenime bir de baş ağrısı eklenmişti. Günahlarımı dökmeye vesile olduğunu bilmesem migrenime ağız dolusu sövmekten hiç mi hiç kocunmazdım. İçimdeki huzursuzluk büyüdükçe büyüyordu. Arkamı dönüp çıkışa doğru ilerlerken omuzumda bana ihanet edip çökmüştü. Kapıdan enkazı dönen bedenimi sürükleyerek çıktığımda güvenlikçi ne yapmaya çalıştığımı anlamaya çalışıyordu. Seher der, ismimin de anıldığı keskin bir çığlık üstümde patlarken siz de hak verirsiniz ki neye uğradığımı şaşırdım. Kafasına tavus kuşundan farkı olmayan olağanüstü tüylü bir şapka takmış olan Madame Darcy'ya sirk kaçkınına benzer bir adet tam karşımdaydı. Turuncu elbisesi de bu tüy şenliğinden kendi payına düşeni almıştı. Ulu tanrım senle bir kez daha karşılaşacağımı biliyordum diye haykırdı tiz sesiyle. Benden yana birkaç adım atıp aramızdaki mesafeyi kapattı. Siyah eldivenli ellerimi dostane bir şekilde tuttuğu sırada yüzüne şefkatli bir ifade yayılmıştı. ''Beni nasıl tanıdınız madam?'' diyerek hayretimi dile getirdim. Zira taktığım peçe yüzümü tamamen örtüyordu. Hayatın sıcak nefesini üflediği bu ışıl ışıl gözleri görüp de unutmak imkansız.
Çok eski bir tanıdığı anımsatıyorsun bana diye iç geçirdi hüzünle. Siz Müslümanlar hep böyle mi bakarsınız? Gözlerimde nasıl bir ifadeyle karşılaştığını tam çözemediğim için cümlelerine karşılık sessiz kaldım. Dengemi sağlamak için inmeye niyetlendiğim basamağa tekrar çıktım. Acaba içeridekiler Madame Darcy'nin o heyecanlı çığlığını işitmişler miydi diye merak etmiyor da değildim. Ah, üzgünüm, seni de işinden alıkoydum. Acelen yoktur umarım. İstersen içeride konuşmaya devam edelim. Benimle uzun uzun sohbet etmeyi oldukça istekli görünüyordu. Ne var ki dişi kaptanlar aratmayan Olga'nın kabih yüzünü görmeye pek de hevesli değildim. Henüz olumsuz bir cevap vermemiştim. Madame Darcy'ya da bundan cesaret alıp kolumdan çekiştirerek beni içeriye sürüklemişti. Gözlerim hemen doktor aradı. Fakat Olga kılıklı sinsi kadından başka kimseler görünmüyordu etrafta. Oysa ki daha demin ikisi de o masada oturuyorlardı. Madame Darcy'ya Kraliçe Elizabeth'ten aşağı kalmayan bir asaletle kurumlu kurumlu yürümeye başladı Olga'ya doğru. Raporları çoktan bir kenara bırakmış olan kadın bizi görünce ayağa kalkıp ayağındaki topukları sertçe yere basarak yanımıza geldi. ''Hoş geldiniz madam.'' ''Albert burada mı?'' diye üst zümrelere as bir tonda konuşan kişi benim tanıdığım minnoş madam Darcy'ya mıydı? Başını hayır dercesine sallayan Olga, ''Monsieur Rötter yine erkenden çıktı.'' cevabını vermişti. Kırmızı dudaklarını ayırıp beyaz dişlerini ortaya çıkarırken samimiyetsizce gülümsedi. Bakışları madamı geçip beni bulunca tiksindirici bir hamam böceğine bakar gibi tepeden tırnağa süzdü. ''Bu da kim böyle?'' der gibi huzursuz bir elde olduğum yerde kıpırdandım. Fakat hemen ardından ürkek halime sinirlenerek omuzlarımı kaldırdım ve kollarımı göğsümde kavuşturarak ona ayıplayıcı bakışlar gönderdim. Utanmaz kadın, yuvamı yıkmaya çalıştığı yetmiyormuş gibi bir de gelmiş düşmanca bakıyor. Melcher diye bana seslenen Madame Darcy'ye kolumu aniden tutunca istem dışı irkilmiştim. Burada daha fazla kalmamız gerektirecek bir sebep kalmadı. Olga'yı adeta gözleriyle dövüyor ve epeyce iğneli konuşuyordu. Havası da pek bir boğucu. Senin için sorun olmazsa dışarıda kısa bir yürüyüş yapalım. Bu yaşlı kadının çok ilginç bir insan olduğuna dair kanım indimde daha sağlamlaşıyordu. Beni tekrar peşinden sürükledi. Kendimi 6 yaşındaki bir çocuğun elindeki bez bebek gibi hissediyordum. Olga ise öfkeden kıpkırmızıya dönmüş yüzünü hiç hırçın bir ifadeyle yukarı kaldırmış, en öldürücü bakışlarını üzerimize dikmişti. Kapıdan dışarıya ayak bastığımızda madam dişleri arasından hiddetli ıslıklar çıkararak kendi kendine mırıldanıyordu. Onca lafı içinde en çok riyakarcadı, değişik komik gelmişti bana. Anlaşılan Olga'dan haz etmeyen tek insan ben değildim. Kavak ağaçlarının gölgelediği bir banka oturduk. Yaşlı kadın biraz sakinleşmişti. Çabuk sinirlendiği gibi çabuk da yatışıyordu. Şapkasıyla aynı renkteki mavi eldivenlerini çıkarırken merakla birkaç soru yöneltmişti bana. Burada niçin bulunduğumu ve hangi bölümde okuduğumu kısaca anlattım. Konuşma sırası ona gelmişti ki doktorun binadan çıktığını görmüş pat diye ayağa kalkmıştım. Madam? Mahcup bir edayla komik şapkalı kadına baktım. Çantasından küçük bir kağıt çıkarıp oraya bir düzine rakam kaydettikten sonra kağıdı bana uzattı. Beni sonradan ararsan özrünü kabul edeceğim dedi. Başımı sallayıp peçemden ötürü göremeyeceğini bildiğim halde samimiyetle gülümsedim ona. Hiç beklemediğim şekilde gülümsememe karşılık verdi. Gözlerimi okumakta çok maharetli olduğunu unutmuşum. Hadi artık geç kalmadan kocana yetiş diye sahte bir huysuzlukla söylendi. Acele edip doktorun arkasından koşmaya başladım. Aramızdaki uzun mesafeyi nefes nefese kat ederken kalan 5-10 adımda durup ahisteli bir yürüyüşe geçmiştim. Dünyadan soyutlanmış gibi dingin fakat kararlı bir şekilde yürüyordu. Siyah saçları iyice uzamıştı ve ensesini kapatmasa da o kısma bayağı yaklaşmıştı. Ortaokul yıllarımdan beri eğer evlenirsem kocam olacak adamın dişlerini ve ensesini mutlaka kontrol edeceğimi söylerdim. Diş sağlığı ve temizliği kendimi bildim bileli benim için hayati bir önem arz ediyordu. Dişlerine verdiği özene bakarak o insanın nasıl bir karakterinin olduğu ile ilgili kayda ipuçları alınabilirdi. Ünlü bir yazar da kitabında benzer bir savla insanların gülüşüne bakarak karakter analizi yapabileceğini söylemişti. Enseye gelince bir insan ne kadar değişirse değişsin ensesi bana göre belki de en doğal kalan yeriydi. Hep yumuşak ve narindi, hiçbir darbeye gelemezdi. İri kıyım, kabadayı bir adamın bile ensesi çocukluğunun saflığından bir şey taşırdı. Söylediklerim deli saçması şeyler olabilirdi bilemiyorum ama doktoru takip ettiğim anda işte bunları aklımdan geçirmiştim. Alakasız şeyler düşünmek de üzerime yoktu ne de olsa. Kendimi yürümeye içten içe kaptırdığım dakikalarda doktor birdenbire durdu. Bu ani frene ayak uydurup onu takiben sonlandırdım adımlarımı. Başını kaldırdı ve gökyüzüne çevirdi bakışlarını. Neden böyle yaptığını pek anlayamasam da onun gibi gözlerimi kabarık bulutlara diktim.
Çok geçmeden gök tavanında aşağılara yuvarlanan minik bir damla sağ göz kapağımın üstüne düştü. El ayağımla gözümü ovuşturdum. Demek yağmur yağacaktı. Havada at yelelerini andıran kıpırdanışı daha önceden fark etmediğime şaşırmıştım doğrusu. Bakışlarını indirip yoldaki bir noktaya sabitleyerek yürümeye kaldığı yerden devam ettiğinde buluştuğumuz alana, yani sıra sıra bankların dizildiği çiçekli bahçeye varmamıza pek bir şey kalmamıştı. Hafif çiseleyen yağmur eşliğinde doktorun şimdi neler düşündüğünü tahmin etmekle uğraşıyordum. Eğer fantastik bir güç seçme hakkım olsaydı hiç kuşkusuz tercihim insanların düşüncelerini okuyabilmek olurdu. En nihayetinde dedektifçiliğime bir son verip doktorla aynı hizaya gelebildim. Onu takip ettiğim gerçeğinin üstünü örtmek için tam da şu an berbat oyunculuğumu sergileyebilirdim. Fakat içimden böyle bir şey yapmak gelmiyordu. Ona hiçbir açıklama yapmadan yanında durarak adımlarını eşlik ettim. Bakışlarım ayakkabılarımın üzerinde olsa da arada bir yan gözlerle doktoru inceliyordum. Beni fark etmiş, buna rağmen herhangi bir tepki vermemişti. Şaşırmış gibi de durmuyordu. Yoksa Madame Darcy ile birlikteyken de görmüş müydü beni? Ya da onu takip ettiğimi en başından beri anlamış mıydı? Dudaklarımı dişleyerek utanç içinde aksinin olması için dua ettim. Adımlarımız parkın çıkışına giden yola sapmıştı. Yağmurun iyiden iyiye hızlanıp sağanaklaşmasından dolayı çevredeki insanlar koşmaya, yağmurdan kaçmaya başlamıştı. Lakin biz hala normal bir şekilde yürümeye devam ediyorduk. Doktor yoldaki su birikintilerine basmamaya özen göstererek ilerliyordu. Yumruk yaptığı ellerini neden bu kadar sıktığına dair hiçbir fikrim yoktu. Huzursuz görünüyordu. Kulağa çok saçma gelse de doktorun yağmurdan korktuğunu düşünmeye başlamıştım. Yağmur sever misin? Kelimelerin üst üste düğümlendiği boğazımı zorlukla temizledikten sonra göz doldurur bir cesaret örneği gösterip konuştum. Islak saç tutamları yüzüne yapışmıştı ancak onlara hiç dokunmadan sorumu cevapladı. Hayır. Radarlarımı aktifleştirip ona yan yan baktığımda epey ciddi görünüyordu. Onun hakkında bir şeyler öğrenmenin heyecanı içindeyken bu hevesli halimi saklamaya çalıştım. Islak saçları bana yağmuru yakalanan minik bir kedi yavrusunun masum halini anımsatmıştı. Cidden kıskanmaya başlamıştım onu. Saçları çok güzeldi çünkü. Bir yerde okumuştum. Yağmur için rahmetin parmak uçları deniliyordu. Aksine ben bu mucizevi damlaları çok seviyorum diye hayranlığımı saklama gereği duymadan konuştum. Gözlerim hala sıkılı halde yumruğundaydı. Sanki yanında ben olmasam hemen kaçıp kuru bir yerlere sığınacaktı. Doktorun yüzündeki solgun ve sıkıntılı ifade nedensizce üzüyordu beni. Çok kısa bir an elimi uzatıp parmaklarını gevşetmeyi bile düşündüm. Neyse ki bu düşünceyi zihnimden çabucak uzaklaştırdım. Yaratılışlarıyla ilgili bir sorunum yok benim. Ancak derken bir müddet sustu. Sonra dışarıya sesli bir nefes verdi. Deminden beri ilk defa başını bana doğru çevirmişti. Birkaç saniyeliğine durgun gözlerle ıslak firacama baktı. Bir taksi çağırsak iyi olacak. Ancak ne? Yine kabuğuna çekilmeyi seçmişti. Bugünü tarihi altın harflerle yazmalıydılar. Çünkü doktorlarımızda geçen en uzun diyaloglardan bir tanesini az önce gerçekleştirmiş bulunmaktaydık. Aniden bastıran bu yağmur telaşında bir taksi bulabildiğimize şükretmeliydik. Yol boyunca taksi şoförünün alık bakışları iliklerine kadar ıslanmış olan biz iki acayip insanın üzerindeydi. Herhalde daha yeni yıkamaya gönderdiği arabasının o tertemiz koltuklarına yaş elbiselerle oturduğumuz için içten içe kızıyordur bize. Rahmet yağarken dostlar ben ıslanmışım çok mu diye Barış Manço edasıyla serzenişte bulunasım vardı. Ama bu kez susmayı tercih ettim. Sonrasında kapı zili acı acı çalıyordu. Lakin üzerime öyle bir ağırlık çökmüştü ki değil kapıyı açmak kolumu bir milim olsun kıpırdatamıyordum. Boğazımdaki kuruluk her geçen saniye şiddetini artırıyor ve bende inanılmaz bir su içme isteği uyandırıyordu. Feri sönmüş gözlerim karanlığı misafir eden küçük odamda su arayışına girmişti şimdi de. Kapının alt aralığından içeriye sızan ışık hüzmeleri girişteki lambanın açıldığını gösteriyordu. İşin iyi tarafı beynimin zonklamasına neden olan kapı zili de susmuştu. Girdiğim korkunç öksürük krizi daha fazla gözlem yapmamı engelledi. Her öksürük kaburgalarımı parçalar gibi yıkıcı bir etki bırakıyor, bedenim şiddetle sarsılıyordu. Bu durum dışarıdan daha beter işitiliyordu ki kapım birdenbire açılmıştı. Karşımdaki karanlık silüetin doktor olmasını umudum. Alnıma dokunan soğuk el tüm bedenimin titremesine yetmişti. Birkaç saniye sonra elini çekip komodinin üstündeki gece lambasını yaktı. Şimdi doktorun yüzünü çok rahat seçebiliyordum. Yatarken çıkarmayı unuttuğum yazmama dokundu. Sanırım terden ıslaktı. Sadece o mu? Çarşafımdan yorganıma kadar tüm yatağım ıslanmış gibiydi. Ne yapacağını düşünüyor olduğu kanısına vardım durgunlaştığını görünce. Neyse ki bu hale çok sürmemiş, biraz önce açtığı lambayı geri söndürmüştü.
Niyetini kestirdiğimde hayır diye çıkıştım. Sadece örtünün toplu iğnesini çıkaracağım. Böyle devam ederse boğulacaksın derken hastalara karşı kullanılan sakinleştirici bir tonda konuşuyordu. O zaman gözlerini kapat. İnanın bu perişan durumda ben bile ne dediğimi ya da ne yaptığımın farkında değildim. Bir süre anlayamadığım bir şeyler daha sayıkladım durdum. Dün Olga'ya sarf ettiğim bir tekerlemeye mırıldanıyor olabilirdim. Zaten hastayken hep saçma şeyler çıkardı ağzımdan. Sonuç olarak yersiz inatlaşmamdan vazgeçmemiş, geri adım atmamıştım. Peki, tamam dedi doktor en sonunda. Yenilgiyi kabul etmişti. Aslında daha çok haylaz bir çocuğu ikna etmeye çalışıyor gibi bir havası vardı. Şartımı onayladıktan sonra gözlerini kapattı, iğneyi çekip aldığında dediklerinin doğruluğu ortaya çıkmış, nefes almak benim için artık daha rahat olmuştu. Gözlerim hasret kaldı uykuya erişmek isteğiyle kapanırken kulaklarımdaki uğultular giderek azalıyordu. Aklımda kalan tek şey göz kapaklarımın kızgın bir demir misali yanmasıydı. Abi sana diyorum yeter ama artık ver şu kumandayı. Koltuğun tepesine çıkıp ellerimi belime götürmüştüm. Cadı görünüşümü tamamlayacak tek şey upuzun bir süpürgeydi. Niye verecekmişim? Bıktım senin abuk subuk çizgi filmlerinden. Çizgi film değil o. Mirmo'ya nasıl çizgi film dersin sen diye gülleyip abimin üzerine atladım. Vahşi hayvanlar gibi hırlıyordum. Bacağını hırsla ısırdığımda kumandayı vermemekte hala kararlı davranıyordu. Mahallenin en iyi güreşçisi olan Uzun Mehmet nefsi müdafaa için saçlarıma yapışmakta pek gecikmedi. Hem ağlıyor hem de öylesiye birbirimize saldırıyorduk. Evde kıyım çıkmadan çavuşumuz Şükran Hanım olayı el atmıştı. Sonuç olarak kumanda babamın eline geçmiş, sabah haberlere eşliğinde ceza olarak ayakkabılığı temizliğe yollanmıştık. Senden nefret ediyorum. Asıl ben senden nefret ediyorum. En çok ben. Hayır en çok ben. Ama ben dünyalar kadar nefret ediyorum. Sus kız, alırım şimdi seni ayağımın altına. Sen mi alacaksın? Pışık eteğime yapışık. Al da görelim diye şımarıkça meydan okumuştum ona. Ve o an evde ikinci kıyamet koptu. Bütün ayakkabılar havada uçmaya başladığında kanımızdaki caniliğin kaynağı nereden geliyordu acaba? Hala merak ediyordum. Sonra yine en başa dönerken ben abimin kolunu ısırmaya çalıştım. O da benim saçlarımı çekmeye girişti. Annemin bizi basmasıyla ardı ardına gelen cezalar. Güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl pırıl bir sabaha uyanana dek çocukken Mehmet abimle yaşadığım onlarca sahneyi bilinçaltımdaki koca sinema perdelerinde seyretmiştim. Sırf Mirmo'yu izlemek için sayısız kez kavga ettiğimiz zihnime kazınan en kalıcı şeylerden biriydi. Mirmo demişken eskiden onu izlemeyi ne çok severdim. Bir kupadan çıkan küçük maviş bir peri. Annemle pazara her gidişimizde kolunu çekiştirip bana yeni bir kupa alması için yalvarırdım. Kupamdan Mirmo'nun yeşil saç nişanlısının çıkmasına bile razıydım. Yeter ki benim de tatlı bir periciğim olsundu. Hatıralarımı dağıtmak adına başımı ikiye salladım. Üstümden dev bir tır geçmiş gibi hissediyordum. Kafamı bir iki santim kaydırmamla tam başucuma çekilmiş bir sandalyede uyuklayan doktoru görmem bir oldu. Nestevzübillah, ne işi vardı ki burada? Boğazımda sıkışıp kalan bir öksürük kendini dışarıya koyverdiğinde hafızamdan yüzeye çıkmıştı bölük pörçük hatıralar. Üzerimde dün giydiğim kazak yerine başka bir tanesi vardı ve yazmamın önü de açıktı. Ya Rabbel Alemin, yorganımı burnuma kadar çektim. Bu utançla yaşayamam, kalamam ben buralarda. Dünkü hastalıklı perişan gecenin izlerini hala taşıyor olan güçsüz bedenim halsizliğinden hiçbir şey kaybetmiş değildi. Bu da gösteriyordu ki doktoru bir daha görmemek üzere uzak diyarlara gidemezdim. Göz bebeklerim titrerken kaçamak bakışlarımı ona diktim. Başı önüne düşmüş, birbirine karışan saçları alnını kaplamıştı. Uyurken de yine sakin yine sessizdi. Acaba ben uyurken nasıldım? Horluyor muydum? Yoksa ağzım bir karış açık mı oluyordu? Yok canım öyle bir şey olsaydı Mehmet abim çoktan bütün mahalleye rezil ederdi beni. Aniden ortaya çıkan yeni bir öksürük dalgasını geri tepmeye çalıştım. Hayır orada kal lütfen sus. Doktor şimdi uyanamazdı. Öksürüğü bastırmayı başardığımda bu sefer de kalbim gürültü çıkarmaya başlamıştı. Allah aşkına neden bu kadar hızlı atıyorsun he? Bakışlarımı başka bir tarafa kaydırmam gerekiyordu. Ancak bu inanın göründüğü kadar kolay değildi. Yoksa yüksek ateşten dolayı aklımı yitirmiştim? Olabilirliği hakkında yüzdelikleri hesaplayabildiğime göre böyle bir şey henüz vuku bulmamıştı. Yorgan burnuma kadar çekili vaziyetteyken korsan film seyreder gibi yarım saatten fazla bir süre doktoru izledim. Havadaki tek ses duvar saatinin tiktaklarıydı. İlk günlerde doktorun yanındayken hissettiğim yabancılık hissi giderek kayboluyordu. Sanırım ona alışmaya başlamıştım.
Aslına bakarsanız bu yabancı ülkede tutunacak tek dalım oydu. Doktorun bana karşı anlayışlı halleri bu süreci daha da kolaylaştırmıştı. Ben böyle içimden onu çekiştire durayım, karşımdaki adam yavaştan uyanma emareleri göstermeye başlamıştı. Güneş ışığının parlattığı kirpikleri biraz kıpırdanıyordu. Gözleri usulca açıldığında suç üstündeki bakışlarımı yakaladı. Speedy Gonzales'i kıskandıracak bir çabuklukla yorganın ağzına girdim hemen. Kalp atışlarım zıvanadan çıkmıştı. Dün gece üzerindeki kıyafetleri değiştirdiğini düşünmek yerin dibine girmeme sebep oluyordu. Şu an yanaklarımın pancara döndüğüne kalbimi basardım. İyi misin? Hayır, cevap vermeyecektim. Dudaklarımı birbirine bastırıp asaletli bir sessizliğe baş koydum. Sorusu havada asılı kalmıştı ve bir sonraki hareketinin ne olacağını kestirmek yorganın altındayken pek de mümkün değildi. Hastalığın sivri pençelerinden henüz kurtulamamış olan bitkin bedenim gerilmeye başlamıştı bile. Nihayetinde özür dilerim derken sesinde belirgin bir pişmanlık akıyordu. Hastalanmana ben sebep oldum. Yağmurda o şekilde yürümemeliydik. Hayır diye lafını atladığımda hasaretimden geriye hiçbir şey kalmamıştı. TXA-210 bağışıklık sistemini zayıflattığı için en basit bir üşütme bile senin için ölümcül olabiliyor. Az önceki karşı çıkışımı duymazlıktan gelmişti. Ayağa kalktığını anlayınca yorganı görme payı için biraz indirdim. Aramızda başka bir diyalog geçmeden kapı kolundan tutup dışarı çıkmıştı. Şimdi odada tamamen yalnız kalmıştım. Başımı yumuşak yastığa bıraktım ve uzun bir süredir tuttuğum solumu dışarıya verdim. Dün geceki hatıralara ait eksik parçalar da geri gelmiş, zihnimdeki yapboz nihayet tamamlanmıştı. Yorganın altına büzülmüş su gibi terliyordum. Sonra doktor ayağa kalkmış ve dolabından temiz bir kazak çıkarmıştı. "Kendin giyebilecek misin?" diye sormuştu. Dediği şeyin idrakine varınca bir anda damarlarımdan akıp taşan bir güçle evet demiştim. Sonu ölümle bitse doktorun bunu yapmasına izin veremezdim. Tüylerim ürpermişti. Başka birinin üstümü değiştirmesi söz konusu bile olamazdı. Yani anlayacağınız kazağını yarım saate giyen ilk kişi olarak rekorlar kitabına girmiştim. Dün geceye dair anımsadığım en ilginç şey ise doktorun başucumda Kur'an okumasıydı. Sesinin huzurlu tınısı hala zihnimde yankılanıyordu. Abim de ben hastayken yanımda hep Meryem suresini okurdu. Hastalık hele de ağrılarını yalnız başına karanlık bir odada çektiğinde ve çevrende nane limon kaynatanın bile olmadığında çok zor, çok aciz bıraktıran bir musibetti. Canın yanarken yanında senin için endişelenen, acını dindirme çabasında olan düşünceli insanların varlığı büyük bir şükür kaynağıydı. Sonrasında merak etme, Liza seni birkaç günlüğüne idare edebilir, bir an önce iyileşmene bak. Tamam diye olabilecek en duygusuz ve somurtkan sesimle cevap verdiğimde yatağın başlığına bir yumruk daha attım. Telefon numaramı hangi aklı başında insan vermişti ki bu 60'lık çapkına? En azından medeni bir şekilde telefonu kapatmalıyım. Şimdi o gavur icadını kulağından indir ve ekrandaki epeyce sevimli görünen kırmızı tuşa bas. Tamam oldu işte. Acaba Bay İncekaş'ın yanında da Abdülcabbar'la şöyle esaslı bir telefon görüşmesi yapmalı mıydım? Aslında biraz düşününce kütüphane görevinden ayrılmak istemiyorsam sanırım bunu ileri bir tarihe ertelemeliydim. Küçük mor çoraplarımın üzerine uzunca başka bir çorap daha giyip az önce yumrukladığım başlıktan bu sefer de destek alarak kalkmaya çalıştım. Ayaklarım çok çabuk üşüyordu. Onları sıcak tutmak hiç kolay bir iş değildi. Bayan Notre Dame'ın ilk günlerden kaytardığımı düşünmesini istemiyordum. Ancak kader ve kazaya iman denilen çok mühim bir mesele vardı ortada. Hastalık adındaki bu beklenmedik musibete sabredebiliyorsam Bayan Liza'dan gelecek her türlü azara karşı da sebat göstermeli, yılmamalıydım. Söylediklerimi iç sesimde aklı bulmuştu ki aferin dercesine omuzlarımı sıvazladı. Elim yüzümü soğuk suyla yıkadığımda yarı aralık duran gözlerim tamamen açılmış, kan akışımın hızlanmasıyla kendimi daha dinç hissetmiştim. Aylardır TXA-210'la başlayan hastalık kervanında eski güç ve kuvvetinin büyük bir bölümünü yitiren bedenim kiloda vermişti. Acıyan gözlerle kendimi inceledim. Öz eleştiri varsa öz acıma diye bir şey de olmalıydı. Açıkçası şu halimle bu kavramın hakkını fazlasıyla veriyordum. Rotamı mutfağa çevirip kendime bir kase yoğurt doldurdum. Sepetten aldığım ekmek dilimini küçük parçalara ayırdıktan sonra kaseye ekleyip yoğurtla birlikte karıştırdım. Yoğurtlu ekmek ya da ekmekli yoğurt şu an midemin en mutlu, pek mutlu edecek yegane dünya harikasıydı.
Kaseyi sol elime, kaşığı da sağ elime alıp ayaklarımı halıda sürüyerek mutfaktan çıkmaya hazırlanırken patlayıveren bir ses neticesinde kaşığım elimden fırladı. Yerden kaldırıp başka bir tanesiyle değiştirdim ve sesin geldiği tarafa, yani balkona doğru yürüdüm. Az önceki gereğinden ziyade gürültü günlük gazetenin dağıtıcı genç tarafından balkona atıldığını gösteriyordu. Kaseye daldırdığım kaşığı ağzıma götürürken perdeyi aralayıp balkona çıkmıştım. Gazeteyi sindiği köşeden heyecanla kaptıktan sonra bir sonraki istikametim olan salona geçtim. Zamanı israf eden kutuyu mealen televizyona sokmamıştık eve. Bakalım dünyada neler oluyormuş sorusuna cevabı gazeteyle de almak mümkündü. Hem şuncacık ömrümü dizi izleyerek çürütmek için fazla isteksizdim. Koltuğa bir güzel kuruldum ve yastıkları şişirip arkama yerleştirerek sırtımı destekledim. Boş midemin yoğurtla buluşunca çıkardığı mutluluk seslerini zevkle dinleyip gazeteyi açtım. Fakat doğru dürüst iki kelime daha okuyamamışken çalan kapı yüzünden gerisin geri elimden bırakmak zorunda kalmıştım. Doktorun gelmesine daha vardı. Aramızda hiçbir olumlu iletişim geçmeyen komşuların kapıyı çalma olasılıkları ise sıfıra yakındı. Ne yazık ki geriye kalan seçenekler pek hayırlı değildi. Kendimi savunmak adına delici ve kesici bir şey bulabilmek için gözümü salonda gezdirdim. Çemkinli olup can güvenliğimi korumak en tabii hakkımdı. Hem Müge Anlı'yı izlemekten bakıp usanmayan bir annenin kızından ne bekleyebilirdiniz ki? Sıkıca kavradığım vazoyla birlikte kapıya yaklaştım. Karşıdan şüpheli bir şeyler hissettiğim gibi kapıyı kapatacak, eğer başarılı olamayıp herhangi bir saldırı tehlikesiyle karşılaşırsam da B planına geçip vazoyu saldırganı çalsın kafasıyla buluşturacaktım. Tüm bu süre zarfında zil zangır zangır çalmaktan bir an olsun vazgeçmemişti. Deyikten bakınca eli kolu bir o tarafa bir bu tarafa hareket eden telaşlı bir genç kızla karşılaştım. Ve evet, şaşırmıştım. Kapıyı açıp açmamakla ilgili kararımı verme aşamasındayken evi ardı ardına enleten zil sesi sabrımı gereğinden fazla zorluyordu. Cidden komşum olabilir miydi? Ki öyleyse inanılmaz derecede kabaydı. Alacaklı gibi kapı çalmak da neyin nesiydi? Vazoyu arkamda saklayıp kapıyı dikkatle araladım. Kızın zile giden ele beni görünce duraksadı. Buyurun dediğimde hemen kendini toparlayıp yetkin bir duruş takındı. Merhabalar, ben Flor Güzellik ve Bakım Şirketi'nden geliyorum. Yeni sezon için nefes kesici ürünlerimizle mutlaka tanışmalısınız. Makineli bir tüfek gibi konuşuyor, her kelimesi üzerimde patlıyordu. Durup birkaç saniye yüzüme baktı, bunu da hemen heyecanlı bir çığlık takip etti. Tanrım, yüzünüz çok güzel diye abartılı bir şekilde iltifatını sunarken çantasından bir şey çıkarmaya çabalıyordu. Yüzümün açıkta olduğu gerçeği kafama bir balyoz gibi inmişti. Balyoz demişken ne zaman bu kelimeyi kullansam aklıma Ergenekon davaları gelirdi. Bilinçaltım babamın akşam haberleriyle doluydu. Beyaz renkli krem kutusunu bana uzattığı sırada başörtümün bir kısmını yüzünü kapatması için peçe niyetine kullanmıştım. Bu ürünümüz tam da size göre. İsterseniz hemen şimdi deneyebilirsiniz. İkide bir arkasına bakıp durması işkellendirmişti beni. Açıkça satışını yaptığı bakım ürünleri de hiç dikkatimi çekmemişti. Böyle şeylerle pek ilgilenmiyorum, teşekkürler deyip kapıyı kapatmaya yeltendim. Fakat ayağının tekini araya koyup bunu engelledi. Lütfen bir kez deneyin. İçeride birkaç dakika oturup sizi bekleyebilirim. İnanın sadece ama sadece birkaç dakika diye yalvarırcasına konuştu. Bu bakışlarla kuyruğunu kıstırmış bir kedi yavrusuna benziyordu. Bas bas bağırıyor ve benden yardım istiyordu gözleri. Ancak gerçeği söylemeniz şartıyla sizi içeri alabilirim dedim sesimi ölçülü tutarak. Bana da hak vermesi gerekiyordu. Tanımadığım birini nasıl evime sokabilirdim? Bir şeyler sakladığını şu halde Sağır Sultan bile anlardı. Peki tamam. Yüzüne düşen ve sanırım onu rahatsız etmeye başlayan bir tutam saçı kulağının arkasına sıkıştırıp derince nefes aldı. Şu an peşimde birileri var ve eğer beni evinize almazsanız yakalanacağım. Lütfen sadece birkaç dakika duracağım içeride. Bana yardım ederseniz size bütün ömrüm boyunca minnettar kalacağım. Kararsızlık denen ince çizginin etrafında gidip geliyordum. Ona güvenebilir miydim? Alt merdivenlerden gelen tıkırtılar başımızı aynı anda o yöne çevirmemize neden olmuştu. Sert adım sesleri olacakların habercisi gibi tehditkar bir şekilde havada yükseliyordu. Arka planda hayali bir gerilim müziği eşliğinde genç kızla gözlerimiz buluştu. Beti benzi atmış, bedeni kas katı kesilmişti. Daha fazla kendimi tutamadım ve kapıyı biraz daha aralayıp önünden çekildim. Ayakkabıyla girmek gibi örümcül bir yanlışa kalkışınca "Ayakkabılar!" diye uyardım onu. Zeki kızmış, hemen anladı. Uzattığım ev terliklerini ayağına geçirip beni takip ederek salonda ilerledi. Ona kanepeyi işaret edip oturmasını söyledim. Hiç beklemeden dediğimi yerine getirirken mahcup bir çehreyle teşekkür etti.
Rengi uçmuş bir kot pantolonu üzerine kahverengi trenç kot giymişti. Saçları dağınık bir biçimde arkadan örülmüştü. En fazla 14-15 yaşlarında gösteriyordu. Gözleri odadaki bütün eşyaların üzerinden geçmiş, en sonunda masadaki ekmekli yoğurdumda durmuştu. Birden suratında bir hareketlilik oluştu. Ne olduğunu sormaya niyetlendiğimde masanın diğer ucundaki gazeteyi eline aldı. Hararetle sayfaları çeviriyor, bir şeyler arıyordu. Dudakları zafer sarhoştu onun verdiği tarifsiz mutlulukla kıvrıldı en sonunda. Baktığı şeyi merak etmiştim. Nedensiz bir dürtüyle eğilip sayfayı görmeye çalıştım. Parmağıyla sayfadaki kocaman resmi gösterip "Bunu ben çektim," diye haykırdı. Gazeteye eğilip resmin altındaki yazıyı okumaya koyuldum. Bir hırsızlık vakasıydı. Öyle küçük bir şey de değil, çok ünlü bir mağaza soyulmuştu. İsmi verilmeyen yüce ruhlu bir vatandaş, suçluların soygundan sonra yüzlerinin apaçık görüldüğü bir fotoğrafla birlikte hakların da gerekli bilgileri polislere teslim etmiş. Böylece hırsızlar yakalanmıştı. "Bahsettikleri yüce ruhlu vatandaş sen misin?" Göğüslerini gerip savaşta gazi olmuş onurlu bir asker gibi başını kaldırdı. Gazetedeki haber onu fazlasıyla tatmin etmişti anlaşılan. "Ta kendisiyim," dedi sesini bir miktar yükselterek. "Peki onlar?" diye baş parmağımla kapıyı ve ötesindekileri işaret ettim. "Yakalattığım soyguncuların intikamı samış arkadaşları." Sırtını az önce şişirdiğim yastıklara yasladı. Deminki korkulu ve endişeli hali çoktan uçup gitmişti. "Onları atlattığıma göre artık bir sorun kalmadı," dedi. Bu kız aklını kaçırmış olmalı. Ne demek bir sorun kalmadı? Başında nasıl bir bela aldığının farkında mıydı acaba? Bir yıl mafya çakması adam kanını emmeye bu denli hevesliyken rahatlığı şaşılacak şeydi doğrusu. "Kafayı sıyırmış birine bakar gibi bakmayın bana. Böyle kovalamacalara alışığım ben." Kovalamaca mı? Tüm bunları bir oyun mu zannediyordu da? Ya da 500 bölümlük entrikalı bir gündüz kuşağı dizisi? İnanın soyguncuları takip edip o fotoğrafları çekerken daha çok sıkıntıyla karşılaştım. Hem arkadaşlarım bana "Holmes'un çırağı derler" diye kulağıma fısıldadığında başımı yana yatırıp kısılmış gözlerle ölçüp tarttım çırak kızı. Yok canım, bundan bir şeycik olmazdı. Şu şıska kollara ve çocuksu yüze iki beden büyük gelir dedektifçilik. "Bana inanmıyorsunuz öyle değil mi?" Çantasını açıp içinden küçük bir ajanda çıkardı. Ne yapacağını merakla bekliyordum. "Şuna bakın. Eski okulumdaki müzik öğretmeni. Öğrencilere şiddet uygularken çekmiştim. Çabalarım sayesinde görevi askıya alındı." Jennifer'ın bacağını kıran serseri çelisi de burada. "Ah, şu da geçen ayki taciz olayındaki sapık." Sanırım hiç tükenmeyen bir enerjiye sahipti. Resimleri teker teker gösterirken onca şeyi tek nefeste adeta büyülenmiş bir şekilde anlatmıştı. "Tamam, anladım. Sherlock'un çırağı. Holmes'un çırağı," diye düzeltti. "Her neyse. Demem o ki başka bir resim daha göstermene gerek yok. Sana yeterince inandım." "Tanrı'ya şükür. Hiç inanmayacaksınız zannetmiştim." Kara kaplı ajandası nihayet geldiği yere geri göndermişti. İçinde her suç çeşidiyle ilgili birkaç tane numune resim bulunan o defterin çantada durması her açıdan daha hayırlıydı. Böyle elimiz kolumuz bağlı beklerken vakit geçmek bilmiyordu. Dışarıdaki adamların gidip gitmediklerini kontrol etmek adına dayanamayıp ayağa kalktım. Çırak kız bu esnada gazetedeki haberi tekrar okumakla meşguldü. Kapıya yönelip pütürlü yüzeyine usulca kulağımı dayadım. Belli belirsiz bir şeyler duyuluyordu ancak sesler pek anlaşılır değildi. Nefes alışverişlerim de dahil olmak üzere bütün hayatsal fonksiyonlarımın hızlarını minimum düzeye indirmiştim. Besmele çekerek sessiz ve ağır hareketlerle kapı deliğine yaklaştım. Korkunç bir kabustan fırlamış canavarlara benzeyen sinek kaydı tıraşlı adamı görmemle çığlık atmamak için kendimi zor tuttum. Çırak kızın ilk anlarda neden o kadar korktuğunu şimdi daha iyi anlamıştım. Bütün noksanlardan münezzeh olan Yüce Allah bu adamı herhalde aleme ibret olsun diye yaratmıştı. Gönlüm bakmaya daha fazla el vermeyince kapıdan uzaklaşıp eski yerime, yani kanepeye tünedim. "Hala oradalar mı?" "Maalesef," deyip evet anlamında başımı salladım. Biraz da tırsarak "Polis arayalım mı?" diye devam ettim. "Hayır, olmaz. Eğer polise haber verirsek mesele uzayacak ve bu sebeple sizin de başınızı arayacak. Adamlar gelince onların da kinleri birken bin katacak. Bu sefer hepten tehlikeye girmiş olacağım." Haklıydı, böyle bir şey yaparsak ayrıca biz de yeraltı camiasının kötü adamlarını ifşa olurduk ve haber peşimizdeki virüs avcılarının kulağına gidebilirdi. O zaman Monaco'ya gelmemizin hiçbir anlamı kalmazdı. Dedektifliğe soyunan çırağın kaç yaşında olduğu ile ilgili bir soru kafamda dönüp duruyordu. Çocuksu yüzünün aksine olgun davranan akıllı bir kızdı.
Nihayet merakımı dile döktüğümde duygu patlamasından olacak bir anda ayağa kalktı ve elini yumruk yapıp hafifçe kafasına vurdu. Tamam, olgun sıfatını geri alıyorum. Ah ne kaba bir kızım. Davetsizce girdiğim evin sahibine kendimi doğru düzgün tanıtmadım bile. Boğazını temizledi ve hain Kosto'yu öldüren Tarkan edasıyla gözünü şişirdi. Ben Halette Francina. Bu isme dikkat edin. İleride tüm dünya duyacak çünkü. Kulağımdaki Altar'ın oğlu Tarkan müziğini susturmaya çalıştım. Bu gerilimli ortamda gülmeye başlamam garip olurdu çünkü. Halette bakışlarını benden kaçırarak kanepeye geri oturmuştu. Sessizliği devam edince araya girdim. Yaşını hala söylemedin. Alay edip küçük görmeyeceksiniz diye mırıltı halinde konuştu. 15. 15 mi? Allah'ım, bunca tehlikeli işe girmek için henüz çok küçüktü. Evimin sınırları dahilindeyken onu ne pahasına olursun kurmalıydım. Kapının dışındaki aç kurtlara asla yem edemezdim. Çırak kızın başına buyruk cesareti yüzünden korumacı ablalık duygularım çoktan ortaya çıkmıştı. Ben de Seher der. Tanıştığıma memnun oldum Halette dedikten sonra sıcacık gülümsedim ona. Yüzüme alık alık baktığı bir sırada durgunlaşmıştı. Neden sonra çekingen bir havaya bürünen bir Halette olup konuşmaya başladı. Size nasıl hitap etmemi istersiniz? Yani ülkenizde abla derler kendinden büyüklere. Bana Seher abla diyebilirsin. Kendini daha fazla sıkmaması için hemen sorusunu cevaplamıştım. Aynı anda nasıl hem yanakları allaşan çekingen bir kız hem de pimi çekilmiş bir bomba olabiliyordu. Konuşmamız yaygın bir telefon markasının zil sesi bölmüştü. Başımı kaldırıp Halette'ye baktığımda çanta deryasında çalan telefonunu bulmak için çırpınıyordu. Alo, evet benim diye cevap verip hattaki kişiyi dinlemeye başladı. Fakat birkaç saniye sonra gözleri iri bir misketi andırırcasına büyümüş, aydınlık yüzüne kötü haber aldığının ipuçlarını veren koyu bir gölge düşmüştü. Tamam, hemen geliyorum. Telefonu kapattıktan sonra sırt çantasına sırtlayıp ayaklandı. Ne oldu? Kötü bir haber mi? Ben de aynı telaşla ayağa kalkmıştım. Büyük annem hastaneye kaldırılmış diye kederli bir sesle konuştu. Sonra bu halinden rahatsız olup kendini toparlamaya, biraz daha güçlü durmaya çalıştı. Vestiyerden ayakkabılarını alıp gözleriyle pencereleri tararken ona bir şekilde engel olmam gerektiğini hissettim. Burası ikinci katlı değil mi? Aklından bile geçirme. Ben en son böyle bir şey denediğimde az daha kolumu kırıyordum diye bağırıp önüne geçtim. Etten duvarımı kırmaya çalıştı fakat kararlılığımın kuşurun geçirmez sağlamlığının farkına varınca pes etti. Kolları iki yanından sarkmış, içindeki derin hüzün açığa çıkmıştı. O sahip olduğum tek yakınım, tek dostum, tek sırdaşım şu an bana ihtiyacı var. Gitmeliyim Seher abla, onu yalnız bırakamam dedi her kelimesine, her harfine büyük bir acı yükleyerek. Göz pınarları çeşmelerini açmış gürül gürül akmak için saniyeleri sayıyordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Kelimelerin parça parça boğazıma takıldığı bir vakitti. Daha fazla dayanamayıp kollarımı indirdim ve ona beni takip etmesini söyleyerek odama girdim. Pencereyi açtığımda şu ağaca atlamayı becerirsen aşağı inmen kolaylaşır deyip dalları pencereme kadar ulaşan devasa meşe ağacını gösterdim. Halette bir bana bir de ağaca bakıyordu. Bir başkalık vardı simasında. Hayır, dudaklarıyla değil gözleriyle gülümsemişti bana. İlk defa büyük annem dışında bir insan benim için endişeleniyor. Bu çok tuhaf hissettiriyor. Gözlerinden buruk bir damla koptu ve yanaklarından aşağılara süzüldü. Seher abla, başım derde girdiğinde, tehlikeye düştüğümde ve yine bugünkü gibi kötü adamlardan kaçtığımda beni tekrar evine alır mısın? Her ne yapmış olursam olayım, insanlar hakkımda ne demişse desin arkamda durur musun? Gözlerime doluşan yaşların firar etmemesi için insanüstü bir çaba gösterdim. Konuşmaya yetecek gücü kendimde bulamamış, bunun üzerine başımı sallamakla yetinmiştim. Cevabımı aldığı gibi harekete geçmişti Halette ve neredeyse bir solukta ağaca tırmanıp oradan da aşağı inmişti. İnanılmaz bir hızla koşup gitgide uzaklaşan kızı sessizce izledim. Sonrasında zaman geçiyordu. Soğuk algınlığımın 3. günü dertli başım yine küçük çaplı bir aksiyonla başlamıştı güne. Şaka yapmıyorum. Aksiyon kelimesi neredeyse benimle özdeşleşmişti. Hollywood filmlerini aratmayan hayatım her saniye görevimiz tehlike müziğiyle senkronize oluyordu ve başıma bir kamyon dolusu vukuat sarıyordu. Bugünkü olaya gelecek olursak, dağıtımlı çocuk gazeteleri samanı dolaştırmanın derdine düşerken az daha balkonun berisindeki camı kıracaktı. Ev sahibinin ahşap pencere çerçevelerini söküp sıfırdan döşediği pimapanelerin fiyatı ikinci Tokyo adını hakkıyla taşıyan Monaco'da herhalde bir servet değerindeydi. Doktora bilmem ama kendi adıma konuşmam gerekirse işsiz güçsüz bir üniversite öğrencisi sıfatına sahipken gelir getirecek hiçbir menbaam yoktu.
İki gün önce pencereden attığı vakitten bu sabaha değin halletti, aklından hiç çıkmamıştı. Büyük annesinin durumu için dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyordu. Sarf ettiği son sözler bozuk bir plak gibi zihnimde tekrarlanıp duruyordu. Doktora çırak kızdan bahsetmemiştim. Başımı derde soktuğum için bana kızacağına emindim. Evdeki tatilim çok güzeldi. Henüz kabıma hiçbir mafya dadanmamış, üzerime kurşun da yağdırılmamıştı çünkü. İç çekip yatağıma sırtüstü uzandım ve elimdeki tazecik gazeteyi gözlerimle aynı hizada tutup havaya kaldırdım. Kitap okurken çok kez bu pozisyonu alırdım. Gazeteyi karıştırdıkça yüzümdeki tatminsiz ifade daha da amansız bir hal alıyordu. Son birkaç gün içerisinde edindiğim deneyime de dayanarak söylüyorum ki gazetenin her bir satırı olağanüstü bir tek düzelikteydi. Ekonomi, siyaset ve kraliyet ailesi. Ülkenin nabzı bu üç şey üzerine atıyordu. Bilhassa kraliyet ailesi. Nasıl sosyal bir aile ise haberlerin yaklaşık dörtte üçü onların etrafında dönüyordu. Unutmadan ekleyeyim, bendeniz kütüphanede adı geçen Harbin Gizemi'ni de çözmüştüm. Kanaatimce o gün orada bu ismin geçmesi en normal şeydi. Zira adamın attığı adım başlı başına bir olay oluyordu. Adam kelimesi çok açıklayıcı olmadı sanırım. Prens mi demeliydim? Evet, o adam Monaco prensiymiş ha dostlar. Benim şu asla astro olmayan şüphelerim ve kuruntularım yok muydu? O gün boş yere gerilmiştim. Alnıma silah dayayan deli adamın bahsettiği Harbin, dünyanın öbür ucundaki Monaco prensi olacak değildi ya. Lise hayatımda o kadar çok polisiye romanı okumamalıymışım demek. Baksanıza, yakında kendimden bile şüpheleneceğim. Bir de Halette'nin gözü karalığına kızıyordum. Onun yaşındayken ben de öyle değil miydim? Kendimi halkın kahramanı ilan edip her deliye burnuna sokacak derecede macera delisiydim. Haberlere göre Atina'daki kumarhanelerden çıkmak bilmeyen Yunanistan meraklısı prensimiz halk tarafından pek de sevilmiyordu. Olması gereken de buydu zaten. Vergilerimiz poker masalarında mı yeniliyor adlı başlığın altına öfke kusan uzun bir yazı yazılmıştı. Ve bunu takip eden köşe yazıları. Ah, nerede çocukluğumuzun masallarındaki o örnek prensler? Dünyanın çivisi çıkmış derlerdi de büyüklerimiz inanmazdık. Öğle namazını kıldıktan sonra küçük çaplı doktorun fark edemeyeceği kadar küçük bir ev temizliği yapıp büyük bir hevesle derslerimin başına geçtim. Evden çıkmadan önce iki lafın arasında kendimi yormamam gerektiğiyle ilgili bir cümle sıkıştırsa da doktor, uslu bir çocuk olmayacaktım. Esasen kabile reisleri gibi tüm gün çadırımda oturmaya hiç niyetli değildim. Hem işleyen demir ışıldardı. Şu halde ışıldamak bana kesinlikle yarar sağlardı. Kalemimin ucundaki silgili kısmı kemirmeye başlayacak derecede Fransızca cümle yapısına daldığım sırada telefonumun mesaj sesi beni kendime getirdi. Kalemi ağzımda tutup kitabın üzerindeki elimi hareket ettirmeden diğer elimle telefonu kavradım. Mesaj doktordandı. Kafamın 1-2 santim yukarısında hayali bir baloncuk belirmeye başlamıştı ve içerisi giderek soru işaretleriyle doluşuyordu. Biraz gecikebilirim. Kapıyı sıkıca kilitle ve ben gelmeyene kadar da hiç kimseye açma. Mesajı açıp ekrandaki yazıyı okuduğumda öyle çok olmasa da şaşırmıştım. Normalde hiç geç kalmazdı çünkü. Kalemi defteri bırakıp doktorun dediğini yerine getirmek üzere odadan çıktım. Kapıyı sonuna kadar kilitledikten sonra anahtarı eşofman üstümün cebine koydum ve odama geri döndüm. Kollarımı sıvayıp akşam yemeği için bir şeyler hazırladığımda öğlenki mesajın üzerinden epeyce zaman geçmişti. Çalışma masamla mutfak arasında mekik dokuyordum şimdi. Fakat doktordan hala ses seda yoktu. Geç kalacağım derken ne kadarlık bir müddeti kastetmişti acaba? 8, 9, 10. Akreple yelkovanın sonu gelmez bir yarışa girip rakamların üzerinden akarken gece yarısı olmuştu. Kafam insanlığın mahvına yetecek kadar kötü komple teorileriyle dolmuştu zaten. Evhamlı halimden sıyrılmalıydım. Bunun için hemen harekete geçip en acıtan cinsten bir çimdiği koluma armağan ettim. Bin türlü kötü senaryo kuracağımı biraz daha olumlu ve de mantıklı düşünebilirdim. Çalıştığı entüde bir konu hakkında etraflıca araştırma yapması gerekmiş olabilirdi. Kim bilir, belki de TXA-210 canavarlarıyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıkmıştır. Her taşın altından bir şeyler arayıp kendimi şüphe ve kuşkularla böyle harap etmeye devam edersem yüzümde kırışıklıklar çıkacaktı. Gramer kitabına geri dönüp çalışmak için kendimi sıkabildiğim kadar sıktım. Fakat olmuyordu. Bir türlü dikkatimi toparlayamıyor, aklımı Fransızca veremiyordum. Kim bilir, belki de Olga kılıklı kadın ocağımıza incir ağacı dikmek için kolları sıvamış hain planlarını hayata geçiriyordu. Estağfurullah, kötü zanda bulunmaz eğer. Boş yere kadının günahını almak bana hiç yakışmıyordu. Evde yeni bir tur açıksam iyi olacaktı. Evet, bunu hemen yapmalıydım. Başka türlü şeytanın vesveselerinden kurtulamazdım.
Evdeki odaları kaç kez turladığımı sayamadım ancak bacaklarımın inanılmaz bir şekilde sızlaması bu rakamın oldukça büyük olduğunu gösteriyordu. Azıcık soluklanıp dinleneyim niyetiyle yatağıma uzandığımda kendimden geçmiştim. Geçirdiğim son hastalıklı geceler yüzünden bozulan uyku düzenim yine bu gecede saltanatını ilan etmişti. Şu halde sağlıklı bir uyku bana çok uzaktı zaten. Uyandığım zaman yıldızlar hala koyu bir lacivertteki gökte asılı durmayı sürdürüyordu. Odama garip bir koku hakimdi ve her soluklandığımda bu koku genzimi yakıyordu. Kaynağını bulmak adına odayı gözden geçirdim, pencere açıktı. Eğilip dışarıya baktığımda aynı kokunun izlerine burada da rastladım. Eğer yanlış tahminde bulunmadıysam sokaklar sivrisineklere karşı ilaçlanmıştı. Çocukluğumda bu kokuya benzer bir şeyler hatıralarımda fazlasıyla yer edinmişti. Küçük bir ilçede oturan akrabalarımızda yaz tatilinde bir iki hafta kaldığımızı anımsıyorum. Akşam vakitlerinde belediye mahalleli ilaçlardı. Tetikte duran abim ve arkadaşları sokağın başında bekleyip garip kokulu gazın çıktığı belediye arabasının peşinden koşar görüşürlerdi. Saflığın tazecik demlerinde olan ben yani minikser abimlerin bu yaptığına dünyanın en eğlenceli oyunu gözüyle bakıp ardı sıra peşlerine takılır ve bu zararlı gazla ciğerlerimi perişan ederdim. Çocukluk işte. Hayatımı yazsam roman olurdu diyen insanlara karşılık şunu söylüyorum ki ben de çocukluğumu yazsam herhalde roman olurdu. Pencereyi kapatırken aklıma doktorun hala gelip gelmediği belirsizliği takıldı. Hafiften üşüdüğüm için üzerime beni sıcak tutacak bir hırka geçirip odamdan çıktım. İçimde çöreklenen huzursuzluğun ardı arkası kesilmiyordu. Genelde sonbaharın en iç karartan günlerinde biraz da yağmurlu, soluk ve soğuk havalarda bu ruh hali ele geçirirdi beni. Çözüm basitti. Çatıya çıkıp intihar etmek değil elbette. Konuyu farklı noktalara çekmeyin. Secdeden bahsediyorum ben. Musluğu mavi tarafa doğru çevirip akan soğuk suyla abdest saldığımda tazelendiğim iliklerime kadar hissetmiştim. Fransa'daki Mısırlı bir adamın dükkanından satın aldığımız seccadelerden birini odamdaki halının üzerine serip namaz çoraplarını giydikten sonra teheccüde durdum. İnsanoğlu ölüme yaklaştığını hissedince zamanın kıymetini ve onu boşa akıtmanın nedenle akılsızca olduğunu daha iyi idrak ediyordu. Hani derler ya denizler mürekkep olsa diye. Yıllar kum taneleri adedince çok olsa hatta sahraları açsa da gerçek sevgiliye sevgini göstermek için o kadar az, o kadar yetersizdi ki. Ne var ki secde anı başka, bambaşka bir şey. O an zaman kavramı aciz kalıyor. Sonsuzluk kapıları ardı ardına açılıyordu. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala. Bütün aile efradıma, ecdadıma, ümmeti Muhammed'e dua edip kapanışı doktordan sonra kendimle yaptım. İnsanın daimi duacısı olsun, varsın başka bir şey olmasın derdi rahmetli dedem. Acaba öldükten sonra beni hayırla yad eden, affım için Allah'a dua eden birileri olur muydu? Oysa böyle insanların varlığını ne de çok isterdim. Seccademi katlayıp yerine koyduktan sonra antreye geçip ışığı yaktım. Vestiyeri kontrol ettiğimde sorularım ne zamandır beklediği cevabı bulmuştu. Zira tam karşımda duran ayakkabılar doktorun eve döndüğünün en büyük deliliydi. Üstümden ağır bir yük kalkmıştı. Kendimi ziyadesiyle hafiflemiş hissediyordum. Sözünüzü artık gönül rahatlığıyla yatağıma geri dönüp uyuyabilirdim. Yine de kalbimde kimsesiz bir burukluğun izleri vardı. Yalnızlık hissine çok yakın bir duyguydu. Hatta son günlerde özellikle doktorun evde olmadığı zamanlarda bunu daha çok hissediyordum. Sonrasında eski sağlığımı tamamen kazandığım birkaç gün ardından hayatımda bazı şeyler de değişmişti. Doktorun geç geldiği o geceden sonra bu hale devam edip durmuştu. Sabah erken saatlerde gidiyor, herkesin gözlerini uykuya kapattığı vakitlerde dönüyordu. İnanır mısınız? O günden sonra bir kez olsun yüzünü görememiştim. Varla yok arasındaydı. Sanki evde öyle biri hiç yaşamıyordu. Bu halinin nedenini sormak istedim birçok kere. Fakat her seferinde vazgeçip dudaklarımı birbirine sıkıca bastırdım. Üzerime ne vazifeydi? Hangi aklı ondan hesap sorabilirdim ki? Hem kendimi bir yük bulunmaması gereken hayatlara girmiş bir sığıntı gibi hissetmek bana korkunç bir azap veriyordu. Benimle buralara kadar gelip hastalığım için uğraş vermesine şükretmeliydim. Fazlası olmasa da olurdu. Ve evet, ben de önemli bir karar almıştım. Doktorla aramdaki sınırı kesinlikle koruyacaktım. Aynı çatı altında yaşamamız hiçbir şeyi değiştirmezdi. Hastalıktan ölsem bile aramızdaki uzun mesafe çiğnenmemeliydi. Ondan değil sevgi, gücüm yettiğince en ufak bir yardım bile dilenmeyecektim. Benim hakkında çok şey bilmesine rağmen ben ailesini dahi tanımıyordum. Oğullarının evlendiğinden haberdar mıydılar? Gelinlerini hiç merak etmemişler miydi? Ya da biricik evlatlarını bu şekilde zor bir duruma sürüklediğim için bana kızmamışlar mıydı?
Kafatasımın içindeki uçsuz bucaksız tarlaya işte bunda benzer soruların tohumları atılıyordu. Bugün üniversiteye, en önemlisi de kütüphaneye gitmeye kararlıydım. İyileşmiştim sonuçta. Doktor 2 saat önce çıktığı için hazırlanıp tek başıma yollara düştüm. İlk dersi kaçırmaya göze alarak sahil yoluna sapmıştım. Kıyıdaki beyaz teknelerin köpüklü deniz üzerindeki titreşlerini sakince izleyip hiçbir şeyi aklıma getirmeden yürümek, evet sadece yürümek gerçekten çok güzeldi. Kafam, ruhum ve kalbim bitmek bilmeyen tasalardan bir dolu dert yığınlarından kurtulmuş, tamamen boşalmıştı. İlk ders ince kaşınmış. Ah, bunu öğrenince ne kadar mutlu olduğumu tahmin bile edemezsiniz. Baştan sona zaman israfıyla geçecek bir saatten kurtarmıştım kendimi. Sonraki dersler öyle mükemmel olmasa da en azından sabredilebilir düzeydeydi. Hasta geçirdiğim günlerin ardından beni tekrar gören ve buna hiç mi hiç sevinmeyen şu düşman kesilmiş güruhu saymazsak her şey yolunda gidiyordu. Fakülteden çıkıp ciğerlerimi temiz havayla doldurduğum sırada güneşin tepeye çıktığı öğle vaktine girmiştik. Gözlerim ister istemez ilerideki banklara kayıyordu. Hüzünle gülümsedim. Eve geç döneceğine göre doktora artık bankların orada beklememe de gerek kalmamıştı. Yönümü kütüphaneye çevirip adımlarımı sıklaştırdım. Beni istemeyeni ben de istemem mantığıyla hareket etmem benim için daha iyi olacaktı. İtiraf etmek istemesem de doktorun son günlerdeki soğukluğu beni içten içe üzmüştü. İçimdeki bu garip hissi biraz eşelersem ona karşı gizli bir kırgınlığa bile rastlayabilirdim. Bayan Lisa'yı masasının üzerine dizdiği 3-4 sıra kitabın arasında metruk bir keşmekeşlikte buldum. Zavallı kadının kamburu anlaşılan bu masada geçirdiği çileli yıllardan dolayı çıkmıştı. İleriye doğru birkaç adım atıp ona yeterince yaklaşınca tedirginliğimi saklamaya çalışarak yerimde durdum. Klavyenin üstünde adeta uçan parmakları müthiş bir hızla masadaki onlarca kitabın kaydını çok kısa bir sürede yapıyordu. İşine bütünüyle odaklanmış kadının beni fark etmesi için sessizce öksürdüm. Başını usulca kaldırdığı vakit karşısındakini daha net görebilmek için kavanoz dibine benzeyen gözlüklerini düzeltti. Ağzından şaşkınlığını belli eden bir nirti çıktı. Öyle sanıyorum ki beni hiç beklemiyordu. Konuşmaya çekinsem de bir yerden başlamam gerekiyordu. Elim ürkekçe havaya kalktı. Merhaba. Boynunu bir sağa bir sola çevirip kırtlaktıktan sonra yüzüne pek değer eti durmayan korkutucu bir bakışla süzdü beni. Kural 12 derken sesi uzun süredir konuşmadığını belli edercesine rıhtılı çıkmıştı. Boğazını temizleyip kaldığı yerden devam etti. Görev hiçbir durumda aksatılmaz. Ben açıklaya diye savunmaya geçmiştim ki ellerini konuşmamı engellemek için havaya kaldırdı. Lafım daha bitmedi. O karı kız delisi ihtiyardan mazeretlerini haber aldım. Her neyse bundan sonra böyle bir şey katiyen istemiyorum. Yoksa kütüphane görevi için epey istekli olan öğrenci sürüsünden birilerini bulmam hiç zor olmaz. Yutkundum. Vermem veremem bu görevi. Hele de buraya kadar gelmişken. Tamam dedim sesimi gürleştirerek. Kararlılığımı göstermek adına duruşumu dikleştirdim ve hızlıca başımı salladım. Güzel. O halde şu yeni kitapların kayıtlarını yap hemen. Babaannemin kuyumcudan altınla birlikte aldığı kol çantalarına benzeyen eski çantasıyla birlikte ince paltosunu da kapıp çıktı kütüphaneden. Lakin 2 dakika geçmemişti ki tekrar kapıda göründü. Şşt, siyahlı. Arşiv odasında kütüphanemize başlanan birkaç parça değerli kitap bırakılmış. Saat 2'de onları almaya gideceksin dedi ve bu sefer kesin bir şekilde uçup gitti. Arşiv odası mı? Yanlış hatırlamıyorsam yan binanın zemin katındaki ürkütücü görünen odaydı. İnlecinin top oynadığı, üniversite profesörlerinin haricinde kimsenin uğramadığı şu efsanevi oda. Bayan Notre'dan böyle yaparak beni cezalandırıyor muydu? Yakamı çabuk bırakmasının nedeni demek buymuş. Aha, kayıt işini bitirince istemeye istemeye ayaklandım. Ne de olsa korkunun ecele faydası yoktu. Kütüphane kapısını kilitledikten sonra korkunç sona doğru adım adım yaklaşmaya başladım. Bu kadar korkak olmasa eğer, hadi bacım güçlü ol, Müslüman dediğin sadece Allah'tan korkar. Bankta gamsız kedersiz uyuklayan gazeteci amcaya son anlarını yaşayan insanların hakkını helal et bakışıyla baktım. Hiç oralı olmadı. Ne diyeyim artık sinir edecek başka birilerini bulman gerekecek amca. Biz bu diyardan gider olduk kalanlara selam olsun. Girişteki güvenlik odasına girip arşivin anahtarını almak için durumu izah etmeye başladım. Çok uzatmama gerek kalmamıştı. Sağ olsun Bayan Lisa yardımcısının sonradan gelip kitapları alacağına dair haber vermişmiş bu adamlara. Anahtarı bana teslim ettiklerinde zaman kaybetmeden merdivenlere yöneldim. Adımlarımın sekteye uğramasına sebep olan bol kahkahalı şamata çok yakınlardan geliyordu. Başımı çevirme gereği duymadım. Çünkü bu sesleri dersliklerden tutun kantine kadar üniversitenin her bucağında işitiyordum. Beni azılı düşmanları belleyen ırkçı gruba ait.
Şu halde hoş olmayan bir şey yaşansın istemiyordum ve bu yüzden hızlıca merdivenlere indim. Besmele çekip kapının kilidini açtığımda ağır bir rutubet kokusu yüzüme çarpmıştı. Kapıyı tam kapatmayıp biraz aralık bırakarak, malumunuz azıcık korkuyorum, odaya girdim. Tavana kadar uzanan ve sararmış kitaplarla dolu koca raflar beni benden almıştı. Nereye dönsem kitaplarla karşılaşıyordum. Doğrusu bu çok hoşuma gitmişti. Issızlığından korkmasam döşek serip bir ömür yaşardım burada. Bizim emanetlerin nereye bırakıldığını henüz bulamamıştım. Onları arama bahanesiyle raflara yönelip buram buram tarih kokan kitapları incelemeye koyuldum. Kitaplarla haşır neşir oldukça beni huzursuz etmekten başka bir işe yaramayan korkum da giderek azalıyordu. Hevesle başladığım incelemeye kendimi kaptırmam uzun sürmemişti. Allah biliyor ya hangi ara sonlardaki raflara geldiğimin farkına bile varmamıştım. Ellerimi alt rafta gezdirince en sondaki deri ciltle kaplı kalın kitaplar dikkatimi çekti. Eğilip birkaçına uzandım, koyu kırmızılı, mat bir renkte kitabı elime alırken açığa çıkan toz bulutundan nasibim olan miktarı boğazıma kaçmıştı. Bir yandan öksürüyor, bir yandan da kitabın sayfalarını dikkatlice çeviriyordum. Bu değerli yapıtlara zarar verirsem herhalde kafamı yine bir doktor eseri olan giyotinle uçururlardı. Minik bir bebeği tutar gibi kollarımla taşıdığım kitabı yerine bırakırken içinden küçük bir kağıt düşmüştü. Biraz daha eğilip kağıdı yerden aldım. Her kağıt parçasının makus kederini taşıyan sararmış kağıttaki yazı hafif dağılmış mürekkebine rağmen birkaç saniyelik uğraşlarım sayesinde okunabiliyordu. Gözlerimi kısıp yazıya odaklandım. Kelebek yerde kalmış. Kanatları kurumuş. Yine uçar sanmış fakat aptalmış. Bir kelebek kadar aptalmış çünkü yerdekilerin. Dost olduğunu sanmış, oysa çirkine ayna kötüymüş. Uçamayana kanatlar gökten uzun yağmış. Yağdıkça kelebeği yakmış. Devamı yoktu. Alttaki izlere bakılırsa yırtılmıştı. Kağıdın arkasını çevirecekken kapının bir anda kapanması yerimden sıçradım. Hemen bunu takip eden kapının kilitlenmesi donup kalmama sebep oldu. Neden sonra aklım başıma gelince kağıdı çantama atıp kapıya telaşla doğru koştum. Tüm gücümle açmaya çalışıyordum. Ne yazık ki olmuyordu. Anahtarı kapıda nasıl bırakabilirdim? Allah'ım, kalbime korkunç bir sarıncı yerleştiği anda ardı ardına kapıyı yumruklayıp dışarıdakilere seslendim. Olmuyordu. Duymuyorlardı beni ya da duymak istemiyorlardı. Lütfen, lütfen kapıyı açın. Ve bu başka bir zaman. Kimse yok mu? Açın, açın kapıyı. Pürüzlü boyuklu tahtanın tarihi şedip kanattığı yumruğunu bir an olsun bırakmadan kapıya vuruyordu. Çabalarının hiçbir işe yaramadığını anladığı vakit dermanı kalmayan bacaklarının çağrısına kulak verdi. Üzerine ölüm karartıları çökmüş bedeni bir yaprak gibi titriyordu. Dayanamadı, kendini soğuk zemine bıraktı. Ne kadar acıdığını umursamadan başını yaralı ellerin arasına alıp bu kabustan farksız dakikaların sonlanmasını diledi. ''Neden yapıyorsunuz bunu bana neden?'' diye çaresizce fısıldarken yolunu kaybetmiş bir hıçkırık kaçmıştı boğazından. Bu kaçıncıydı? İki mi, üç mü? Hayır, daha fazla olmalıydı ve vazgeçmeyeceklerdi. Yüzlerindeki adavetli çizgileri hatırlayınca ürperdi genç kız. Nice yıllarını birlikte geçirdiği insanların nasıl bu kadar çok çirkinleşebildiklerini aklı almıyordu. Keşke Rain anne burada olsaydı. Başraibenin onu bilerek gönderdiğine artık emindi. Rain anne uzunca bir süre geri dönmeyecekti. Tozdan koca bir tabak oluşturmuş kirli zemine işaret parmağıyla küçük bir kelebek çizdi. Son zamanlarda daha çıksızlar olmuştu kelebekleri. Parmağının geçtiği her çizgiye gözlerini istila eden yaşlar damlıyor, kelebeği acının o yakıcı rengiyle çepeçevre sarıyordu. Çocukluğuna ait hatıralar zihnini işgal ederken prensin onu öğrettiği şiiri mırıldandı. Kelebek yerde kalmış, kanatları kurumuş, yine uçar sanmış fakat aptalmış bir kelebek kadar. Aptalmış çünkü yerdekilerin dostu olduğunu sanmış. Oysa çirkine ayna kötüymüş. Uçmayana kanatlar. Gökten uzun yağmış. Yağdıkça kelebeği yakmış. Son defa ah çekmiş ve baktıkça bakmış. Çehreler ne de katıymış. Kelebek yerde kalmış, ölmüş. Gökkuşağına sarılmış. Ve şimdiki zaman. 2 saat olmuştu. 2 saat 18 dakika. Sırtımı kapıya yaslayıp kollarımı bacaklarımın etrafına dolarken gözlerim duvardaki camı kırık saate sabitlenmişti. Bunca şeye artık dayanamayacak bir sınıra gelmiştim. Neler oluyordu? Kapı ruhani varlıklar tarafından kilitlenmiş olamazdı ya. Kapıya vurmam ya da birilerinden yardım istemem boşuna bir uğraştı. Ne gelen vardı ne de giden. Zaten bunu yapmaktan vazgeçeli çok olmuştu.
Son umudum olan telefonumun arşiv odasında çekmediğini öğrenmek ise beni büsbütün yıkmıştı. Bu kendini bilmez icat parçası zaten hep böyle önemli zamanlarda çekmezdi. Tavandaki eski ampul cızırdadığı sırada çok küçük bir ses duydum. Başta pek emin olamadım ancak aynı sesi tekrar işitince ürkerek sesin geldiği tarafa döndüm. Yerdeki kağıt dolu kolinin yakınında bir hareketlenme vardı. Aklıma arşiv odası ile ilgili anlatılan korkunç efsaneler geldiğinde zorlukla yutkundum. Dediklerine göre üniversite açılmadan önce bu binalar eski bir rahibe okuluna aitmiş. Kolinin etrafına daha dikkatli bakınca uzun kuyruklu siyah bir fare gördüm. Ah görmez olaydım. Çığlığı basarken hemen ayağa fırladım. Canavli ile çantamı aldım ve saniyeler içinde odanın tam ortasındaki masaya çıktım. Dev bir sıçanın nebatlarına ulaşmaya gün olan koca fare ürkmüş olacaktı ki attığım korku dolu çığlığın üzerine kaçıp gitmişti. Bu tür haşeratlardan hem deli gibi korkar hem de bir o kadar tiksinirdim. Öyle ki evde hamam böceklerini görünce terlik fırlatacak cesaretim bile olmazdı. Arkana bakmadan kaç, düsturuyla hareket ederdim hep. Mehmet abimse tam bir böcek katiliydi. Gözlerini bile kırpmadan terliği hedef fırlatırdı. Küçükken yakaladığı hamam böceklerini yiyormuş gibi yaparak midemi bulandırmaya bayılırdı. Neyse ki ergenliğinden sonra daha ciddi davranmaya başlamıştı. Mutasyonlu fare tekrar ortaya çıkar endişesiyle masanın üzerine bir zincir gibi kenetlenmiştim. Ve o kadar gerilmiştim ki dizlerim tir tir titriyordu. Allah'ım ya fare beni yerse, abimin öldürdüğü arkadaşlarının intikamını benden almak istiyor olabilirlerdi. Kan davası gibi bir şey. Düşünsene Seher. Ah abi senin yüzünden öldürecekler beni. Mutlu musun şimdi? Masanın çevresini kontrol ederken metalik bir ses eşliğinde kapının kilidi açılmıştı. Bir süre şaşkınca kapıya baka kaldım. Hayal görüyor olamazdım değil mi? Korkuyu ve mutluluğu aynı anda yaşadığım nadir zamanlardandı. İnanması zordu ama biri gerçekten kapıyı açmıştı. Gözlerimi farenin saklandığı delikten ayırmadan masadan indikten sonra kütüphanemize bağışlanan kitap kolisini çarçabuk kucağıma aldım. Fakat kapıya yetişmem için diğer kollerin yanından geçmem gerekiyordu. Her güzel şeyin bir bedeli olduğu doğruymuş. Buradan kurtulmak istiyorsam farenin mıntıkasından ilerlemeliydim. Yani anlayacağınız kurtuluş biletim farenin elindeydi. Ey yüce Allah'ım lütfen bu işi fareyle yakın bir temasa geçmeden halledeyim. Biraz da orada kal tamam mı akıllı farecik? Abla geçene kadar sakın delikten çıkayım deme. Dediklerimi anlar mıydı bilmiyorum ama şu an ayak uçlarımın üzerinde nefes almaksızın ilerlerken her önüme çıkarsa şuracıkta yığılırdım. Korkudan yüzüm yanıyordu zaten. En nihayetinde fare deliğini arkamda bırakınca geri kalan kısmı şimşek hızıyla geçtim. Kendimi arşiv odasından dışarıya attığımda kapıyı arkadan sertçe kapattım. Söz veriyorum bulduğum ilk mescitte şükür secdesine duracağım Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Özgürlüğümün tadını çıkarmadan önce yapmam gereken bir şey vardı. Kapıyı açan kişiyi bulmak amacıyla hıssız koridoru baştan başa incelemeye başladım. Fakat etrafta benden başka hiç kimse yoktu. Kapıyı kimin üzerime kapattığını bilmezken şimdi de ortaya gizli bir kurtarıcı çıkmıştı. Benden habersiz ne oyunlar dönüyordu Allah aşkına. Kapıyı kilitleyenle açan aynı kişi olabilir miydi acaba? Şüpheliler listesinde ilk sırayı buraya geldiğimden günden beri bana olan nefretlerini gizli ve aşikare her türlü suretle belli eden ırkçı grup tutuyordu. İşin peşini bırakmamaya kararlıydım. Ben bu saatten sonra artık sessizde kalamazdım. Zira sessiz kalmam bugün olanları değiştirmemiş, aksine içi kin dolu insanların cesaretlerini ateşlemişti. Kapının anahtarı duvarın az ötesine gelişi güzel fırlatılmıştı. Eğilip yerden alırken kapıyı kilitledim ve bir kez daha arkama kuşkulu gözlerle baktıktan sonra merdivenlere çıktım. Hayır, koridor kesinlikle bomboştu. Emaneti teslim etmek için görevli odasına girdiğimde dizlerim hala titriyordu. Anahtarı önceki sefer yine burada olan kısa boylu adama geri verdim. Tam kapıdan çıkacaktım ki kafamdaki soru işaretlerinden ötürü duraksadım. Bir şey sorabilir miyim diyerek odama döndüm. Evet buyurun. Saat 2'de arşiv odasına indiğimde benden sonra o kata inen başka biri daha oldu mu? Çenesini sıvazlayıp 2-3 saniye bir şeyler düşündü. Sonra başını olumsuz anlamda salladı. Hayır dedi. Hayal kırıklığımın üzerine örterek kuru bir teşekkür ettim ve odadan çıkıp temiz havaya kavuşmak adına kucağımdaki koliyle fakülte bahçesine gittim. Banklardan birine tüm bitkinliğimle çökünce gözlerim artık iyiden iyiye görmeye alıştığım gazeteci amcaya kaydı. Bu kadar uyumaktan hiç mi sıkılmaz insan? Kıyafetleri kötü durmuyordu, hatta yeni bile denebilirdi. Evsiz birine hiç benzemiyordu. Ama gelin görün ki onu ne zaman görsem şu bankta kimsesiz bir şekilde uyukluyordu. Sanki geldiğimi hissetmiş gibi başının üstündeki gazeteyi kaldırdı. Gözler kördür bu gece. Ay küskün, yıldızlar küskün. Akıllara ağ örmüş örümcek. Avına kenetlenir,
Kalp küskün, vicdan küskün. Üstündeki bütün gazeteleri yere atıp garip bir parıltıyla bütünleşmiş göz bebeklerini göğe dikmişti. Ve az önceki dizileri yine kendine has bir şekilde söyleyip apayrı bir atmosfer oluşturmuştu. Korktun mu diye sordu birdenbire ve sanırım bu soru banaydı. Lakin neyi kastetmeye çalıştığıyla ilgili en ufak bir fikrim bile yoktu. Gözlerini gökyüzünden ayırmadan çevresindekileri umursamazca esnedi. Her zamanki halinden farklı olarak bugün biraz daha ciddiydi. Hayır, hayır korkmamalısın. Burası karanlık bir kelebek mezarı. Korkmak için erken, daha çok erken. Gözlerimi pörtleyip olanca dikkatimi ona verdim. Sebebini bilmiyordum ama o böyle konuşurken tüylerim diken diken olmuştu. Ne demeye çalışıyordu? Hemen gerilmemeliyim. Belki de yine kendi kendine konuşuyordur. Fakat gerçek şu ki söylediklerini fazlasıyla üzerime alınmıştım. Monaco'da gayet monoton geçen hayatım neden yine birdenbire garipleşmeye başlamıştı ki? Gazeteci amca tekrar ağzını şıbırdatarak eski rahat haline geri dönmüştü. Cidden erken derken neyi kastetmişti acaba? Belki de ırkçı grupla işbirliği içindeydi. Bu ihtimali aşırı saçma bulup meseleyi kestirip attım. Sadece okuduğu şiiri hatırlamak yeterdi benim için. Aslına bakarsanız içimdeki gazeteci amcanın şiirlerine karşı dayanılmaz bir çekim vardı. Yer çekimi değil espri yapmaya çalışmayın. Biraz ciddi olun lütfen. Bu daha başka bir şeydi. Davranışlarını garipsememe rağmen her şiiri ruhumun odacıklarında kendisi için bir yer bulmuştu. Ne zaman onunla karşılaşsam mutlaka o günkü ruh halime uygun bir şiir mırıldanıyordu. Medyum gibi bir şey olabilir miydi ki? Kucağımdaki kolyeyi kütüphaneye bırakıp evin yolunu tutmanın zamanı gelmişti. Karşı bankı yatağa belleyen bizim yaşlı ve çatlak adam az önce kalkmıştı zaten. Kalkma sıra şimdi de bendeydi. Değerli hiç güzel insanın dediği gibi, yolum çok uzundur, varmak isterim. Her şeyi halledip otobüs durağına ulaştığımda tüm yol boyunca eldivenlerimle oynamıştım. Biriken stresimi dışa vurmanın bir başka yoluydu bu. Otobüsü beklemeye koyulurken gözlerim önümden geçen bir kadının topuklu ayakkabısında kala kalmıştı. Topu öyle uzundu ki ben böyle bir şey giysem herhalde uçuyorum falan zannederdim. Üzerime sinen bir şükür hali içinde konverslerime sevgiyle baktım. Seviyorum be sizi. Kaldırımın sağ tarafında kalabalığı yararak bu tarafa doğru koşan bir kızı şaşkınlıkla izliyordu herkes. Biraz sonra şaşkınlar kervanına ben de katıldım. Zira koşan kız bizim Holmes'un çırağından başkası değildi. Yanımdan geçip gidecekken bir çırpıda kolundan tuttum. Büyük bir sinirle bana baktı. Ardından beni gözlerimden tanımış olacak ki Ser abla diye haykırdı. Halette seni tekrar gördüğüme çok sevindim ama üzgünüm şimdi gitmeliyim derken arkasına dönüp peşindekiler artık her kimse ona yetiştiler mi diye kontrol ediyordu. Nereye yine ne yaptın diye sordum kaşlarımı çatarak. Başını belaya sokmakta ne kadar yetenekli olduğuna bizzat şahit olduğumdan olaya el atmaktan başka çarem yoktu. Sorularımı cevaplamadan asla bırakmam seni çırak hanım, bunu bilesin. Bakışlarını bana çevirdiğinde sözlerimde kararlı olduğumu anlamıştı. Sıkıntıyla nefes verdi. Fakat daha sonra yüzünde hala az birkaç kıpırdanış oldu. Tamam o halde birlikte gidelim. Aynen böyle dedikten sonra Zayıf Hanım'dan yararlanarak beni de peşinden sürüklemişti. Ve şimdi deli danalar gibi Bayesuel sokaklarında koşuyorduk. En sonunda gözlerden ırak bir yere vardık. Galiba adamları atlatmıştık. İkimiz de nefes nefese kalırken eşarbımın altında boynumdan ter damlaları süzülüyordu. Hızımızı azaltmaya başlamıştık ki Halette bir anda yüzüstü yere çakıldı. O an kalbim korkuyla teklemişti. Hemen eğilip kollarından tuttum. İyi misin? Dedim endişeyle. Benden destek alarak doğrulmaya çalışırken gevşek bir sesle cevap verdi. Hiç olmadığım kadar. Az evvelki kaygılarımı bir kenara bırakıp gözlerimi devirdim. Yok anacığım yok, bu kız akıllanmayacaktı. Başını derde sokmaktan ayrı bir zevk alıyordu. Sokağı özel bir iş yerine bağlayan alçak duvarda oturup soluklanmaya çalıştık. Maratona hazırlansam ancak bu kadar koşabilirdim. Halet de benden daha iyi görünüyordu. Bünyesi alışmış tabii kötü adamlardan kaçmaya. Çantasından şu ünlü ajandasını aldığında elinden çekip başına bir şaplak attım. Sızlayarak kafasını tuttu. Bir daha böyle tehlikeli işlere kalkışırsan daha kötüsünü yaparım çırak hanım. Oflayıp puflayıp aşağı sarkıttı ayaklarını duvara vuruyor ve suçluları kaydettiği çetelesini vermem için yalvarıyordu. Ama ben de yalvarışlarına kanacak göz var mıydı elbette hayır. Ajandayı şipşak kendi çantamın derinliklerine gönderdim. Kancayı yine kime taktın bakalım? Kollarını göğsünde bağlayıp senle küsün pozisyonuna geçti. İyi o zaman ben de bu ajandaya rastladığım ilk fırına verip yakacak olarak kullanmalarını rica ederim dediğimde sesim bunu yapacağımı destekler şekilde çakasız çıkıyordu.
Başına yıldırım düşmüşçesine irkildi. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Ciddi olamazsın diye haykırdı. Ciddi olabilirim bence derken gerinip şuh bir bakış attım Hallette'ye. Tamam, anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Yeter ki ajandam güvende olsun. Hah, şöyle kabul deyip eteğindeki taşları dökmesini bekledim. Anlatacaklarım şaka gibi gelebilir. Açıkçası ben bile hala inanamıyorum. Sen hele bir anlat da inanıp inanmama kısmını sonra düşünürüz. Biliyorsun büyük annem şu an hastanede yatıyor. Aslında fenalaşmadan önceki gün inanılmaz bir şey olmuştu. Büyük annem kimseye söylemem konusunda çok sıkı tembihledi beni. Bir şeylerden çekindiği o kadar çıktı ki, ama maalesef yapacak bir dünya dolusu işim olduğu için bu halini pek üstelemedim. Ah, keşke meseleye biraz daha evgeli davransaydım. O zaman belki bazı şeylere engel olabilirdim. Merakla o inanılmaz şeyin ne olduğunu sordum. Benden intikam alırcasına lafı uzattıkça uzatıyordu Hallette. Çok yaman kızı doğrusu. Gerçek şu ki o gün Prens Doyle'ın üvey kız kardeşi iki odalı küçük evimize geldi. Yaşlı prensin üvey kız kardeşi mi vardı? Ne ilginçtir ki gazetede böyle birine hiç rastlamamıştım. Halbuki köşe yazarları kraliyet ailesinin ne yiyip içtiğini anlatmaktan bile kocunmuyordu. Hallette yüz ifademden bahsettiği kişiyi tanımadığımı anlayınca, eğer Monaco'ya yeni geldiysen Madame Darcy'ya Eleanor'u tanıyamaman çok normal Seher abla. Medyada ismi bilerek gündemden uzak tutuluyor dedi. Ne diye hayretle sesimi yükselttim. Madame Darcy'ya kraliyet ailesinden mi? Yani tanıyorsun ama. Evet ama her neyse sen anlatmaya devam et. Üzerimdeki şok hala atlatmış değildim. 40 yıl düşünsem kraliyet ailesinden biriyle tanışıklığımın olacağı aklıma gelmezdi. Ey gidi dünya hey. Bir odaya çekilip birkaç saat yakın konuştular. O gün gazeteye hırsızların resimlerini göndermekle meşgul olduğum için yanlarına gidemedim. Ancak senin evinden apar topar çıkıp hastaneye vardığım zaman daha çok şaşıracağım bir şey öğrendim. Bunu da kendine geldiği sırada büyük annem ağzından kaçırmıştı. Gözlerini kısarken elini öfkeyle sıktı. Şeytan prens evimizi basmış. Büyük annem işte onun yüzünden fenalaşmış. Bunu prensin yanına bırakmayacağıma yemin içtim. Şeytanı bitirecek bir şeyler bulmalıydım ve bir hafta boyunca günahlarını araştırmakla uğraştım. Adamları etrafta çok gezindiğimi anlayınca beni tehdit ettiler. Düşünebiliyor musun? Holmes'un çırağını kendileri gibi korkak biri zannediyorlardı. Yani hemen tırsıp evime kapanacağımı. Asla vazgeçmeyeceğimi anlayınca sözlü tehditlerini fiile dönüştürmeye karar verdiler deyip son cümleyle birlikte olayları birbirine bağlamış oldu. İşte peşimizdekiler de o adamlardı. İkinci şok dalgası geleli çok olmuştu ve şimdi de gitmeye hazırlanıyordu. Şeytan prensin kim olduğunu gazetelerdeki şu öfke saçan köşe yazılarından dolayı gayet iyi biliyordum. Prens Harbin halk arasında şeytan prens olarak nam salmıştı. Size kimsenin onu sevmediğini söylerken bu konuda gerçekten ciddiydim. Peki Prens Harbi'nin evinizi niçin bastığını öğrenebildin mi? İşte beni çıldırtan kısım da o. Tanrım büyük annem bu konuda ağzını açmamaya o kadar kararlı ki gerçeği bir türlü öğrenemedim. Resmen gözlerinden alevler fışkırıyordu. Bıraksam kendi kendine yanacak, hatta kül olup tekrar ve tekrar yanmak isteyecekti. Bir insana bu kadar öfke fazla gelirdi. Böyle devam ederse eninde sonunda ucu ona da dokunacaktı. Her şeye rağmen kendini böyle körü körüne ateşe atamazsın Hallette. İnan bana kin tutup intikam planları kurmak bugüne kadar hiç kimseye fayda getirmedi. Sana da getirmeyecek dedim beni anlamasını umarak. 15 yaşındaki bir kızın bunca kötülüğün ve fenalığın içine gözünü kapatarak dalması zarardan başka bir şey getirmezdi. Ah gelin görün ki Hallette beni yanlış anlamıştı. Bakışlarında bana kızdığını anlamak hiç zor değildi. Çantasını boynuna geri taktıktan sonra duvardan atladı. Onu durdurmama fırsat bile vermeden hayal kırıklığıyla uzaklaşıp gitmişti. Hallette için Allah'tan en hayırlı ve en selametli olanı diledim. Nihayet eve vardığımda gözüm gayri ihtiyar ayakkabılığa ilişti. Doktorun hala eve gelmediğini gösteren raftaki bir ayakkabılık boşluk canımı umduğumdan daha fazla yakmıştı. Neden böyle davranıyordu? Benle karşılaşmaktan özellikle kaçınıyormuş gibi bir hali vardı. Yüzümü görmeye bu kadar mı tahammül edemiyordu? Cidden kara kara düşünüyor fakat işin içinden asla çıkamıyordum. Bilmeden onu kıracak bir şey mi yapmıştım acaba? Doktoru çözemiyordum. Çözmeye çalıştıkça da başımın ağrısından duramıyordum. Sonrasında seccade anlayışım Fecr-i Ati'nin şiir anlayışıyla tıpatıp aynıydı. Seccade şahsi ve muhteremdir. Bilhassa misafirlerin evi hınca inç doldurduğu günlerden ama çoraplarımı gözden uzak bir yerlere saklama mücadelem takdire şayandı.
Bulaşıcı hastalıkların aranılan kurbanı olmam bu seccade anlayışımı meşrulaştırıyordu zaten. Karton kolileri açıp yere serdikten sonra evden getirdiğim temiz bir çarşafı ikiye katlayarak seccade niyetine kartonların üzerine serdiğimde işte bu seccade anlayışımı düşünüyordum. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşamak gerçekten büyük bir nimetti. Omuz omuza ve kardeşçe kılınan namazlar, Ramazan sevinci, küçük bir çocuk gibi heyecanla beklenen bayram sabahları. O zamanlar evimize bir dolap dolusu envai renkte seccade varken şimdi bu yabancı ülkede kendim bir şeylere uydurarak seccadeye benzetmekle uğraşıyordum. Varlığın kıymeti yokluk başa gelince anlaşılıyordu. Kütüphane kapısını üstüme kilitledim ve ayakkabılarımı çıkarıp yeni seccademin üzerinde öğle namazına durdum. Fatiha'dan sonra birden kalbime düşen bir istek sonucu Tekasür suresini okumuştum. Son ayetine gelince duraksadım ve neden sonra gözlerim dolmaya başladı. Sonra o gün bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Kendimi ne kadar da az şükredici buldum. Göz kapaklarım dakikada birçok kereler yaptığı gibi yine kendiliğinden hareket etti. Nefes aldım, nefes verdim. Işık kırılarak gözlerime ulaşırken önümdeki seccadeyi görebildim. Ağzımı kıpırdattığım süre içinde ses denen mucizevi şeyi işittim. Ve boğazımdan kelimeler döküldü. Fakat bütün bunlar gerçekleşirken saniyede binlerce belki de milyonlarca uyarı gitti beynime. Vücudumdaki kocaman çaklar bıkmadan, usanmadan çalışıp durdu. Hem de hiçbir hata vermeden, günlerdir, aylardır yaptığı gibi. Hala yaşıyorum ve ben yaşadıkça çarklar dönmeye devam edecek. Bütün bunları yaradan, her daim kusursuz bir şekilde işleyişini sağlayan Rabbime, neden teşekkürü çok gördüğümü ve neden o teşekkürü hali içinde yaşamadığımı sorguladım. Ah zeher, bunlar nimet değil de neydi? Beni onun kadar düşünen, seven ve benim küçük bir nefes alışverişimle bile bu kadar ilgilenen başka bir kimse dahi olabilir miydi? Asla. Doktor yüzünden son günlerde yoğun olarak hissettiğim yalnızlık hissi namazdan sonra adeta uçup gitmişti. Hatta dudaklarım unutmaya yüz tuttuğu tebessümüne bile kavuşmuştu. Dost olarak Allah yeterdi. Dünkü kitap kolisine boşaltmaya çalışıp kitapları özenle raflara yerleştirdim. Biraz önce doktordan yine eve geç geleceğiyle ilgili bir mesaj almıştım. Vakit çabuk geçmesin diye iş yaparken olabildiğince ağır davranıyordum. Bu sebeple böyle karıncalar gibi çalışıyorken güzel bir Arapça ilahi dinlemek ne de hoş olurdu değil mi? Şimdi çantamdan telefonu çıkaracak ve müzik listesine dalış yaptığım gibi bütün mutluluklar benim olacaktı. Bu amaçla masaya geri dönüp çantamı karıştırdığımda Halettin'in ajantasını çantamın dibinde buldum. Dün öylece çekip gittiği vakit ajandayı geri verme fırsatım olmamıştı. Sandalyeye oturup çırak kızın kara kaplı defterini karıştırmaya başladım. Sayfaları çevirdikçe kah kaşlarımı çatıyor, kah gülmeme engel olamıyordum. Deli kızın bulaşmadığı olay kalmamıştı. Bir dizi setine bile sızmış, daha ne olsun? Son 10 sayfa Prens Harbin'le doldurulmuştu. Fakat asıl dikkatimi çeken şey prensin bu yıl yaptıklarının dökümüydü. Her ay hangi mekanlara girdiğine kadar her türlü bilgiye yer ayırmıştı Halette. Sayfaya şöyle bir gez gezdirdim, Mayıs ayına kadar inince devamını getiremedim. Çünkü gerçek bir mızrak gibi saplanmıştı yüreğime. Kaçırıldığım tarihte Prens Harbin Türkiye'deymiş. Kafamda öyle şimşekler çaktı ki üzeri sisle kaplı bazı olaylar saniyeler içinde tüm berraklığına kavuşmuştu. Gözlerimdeki deniz köpürüyor, ellerim müthiş bir şekilde titriyordu. Oydu, evet bana silah doğrultan adamın bahsettiği Harbin oydu. Hatta Harbin'in aşığı mısın diye sormuştu. Tarihler tıpatıp uyuşuyordu. Bu işin başka bir açıklaması olamazdı. Şeytan prensin de çektiğim sıkıntı ve acılarda büyük bir payı vardı. Artık hiç olmadığım kadar emindim. Sakinleşmek için bütün gücümle yumruklarımı sıkarken sırtımdan adeta soğuk terler akıyordu. Peşimdeki kötü adamlardan kaçayım derken Monaco'ya yani düşmanın eline girmiştim. Bu nasıl bir tesadüftü? Yoksa profesör bütün bunların farkında mıydı? Bilerek mi göndermişti bizi Monaco'ya? Başımı çaresizce ellerimin içine alırken kütüphanede adeta bomba etkisi yapan korkunç ses kulaklarımı deldi geçti. Bakışlarımı kaldırdığımda maskeli, siyah kapşonlu bir adamla karşılaştım. Az sonra raflara yönelmiş, kitapları hiç acımadan yırtmaya başlamıştı. Delirmişçesine yırttığı her kitabı bana doğru fırlatıyordu. Kollarımı yüzüme siper etmem işe yaramıyor, kitaplar yönüne hiç şaşırmadan başıma isabet ediyordu. Allah'ım bu gözü dönmüş adam ne yapıyordu böyle? Kitaplardan hıncını alamayınca rotasını değiştirip üzerime doğru gelmeye başladı. Niyetini az buçuk anladığımda sandalyeden fırlayıp koca bir çığlık attım. Kaçacak hiçbir yerim yok gibiydi. Beni tamamen savunmasız yakalamıştı.
Bağırdım, çağırdım, yardım istedim. Lakin yine kulaklar haykırışlara tıkanmış, insanlar bile bile sağır kesilmişti. Peki neden? Ah, nedeni ortada değil miydi? O geldikçe geri gidiyordum. Sırtım büsbütünüyle duvara yapıştığı an korktuğum şeyle en sonunda yüzleşmiştim. Kaçış yoktu. Zulüm denen şey nefretle kim bürümüş çehresiyle ceset olmuştu ve şimdi tam karşımda duruyordu. Defol diye gülleyip yüzüme kemiklerimi kıracak güçte bir yumruk attığında o dehşetle belki de hayatımdaki en büyük çığlığı atıp soğuk zemine düştüm. Bedenim buz kesilmesine karşılık yüzüm kızgın ateşe tutturulmuş gibi cayır cayır yanıyordu. Fakat bu keskin acıyı bile tam olarak yaşayamadan karnıma öfkeli tekmeler savrulmaya başlandı. Defol pis Arap, lanet olası, malarıyla aynı cehenneme git. Her tekmede sanki bir kez daha ölüyordum. Ağzımdan boşalan bir avuç dolusu kan zemine yığılırken çığlıklarım adamın kin kusan sesine karışıyordu. Defol git bu ülkeden. Ne tür bir pislik olduğunuzu unutarak hangi cesaretle buraya gelirsiniz? Birkaç saniye soluklanıp beni tepeden süzdü ve ardından histerik bir kahkaha attı. Monaco'yu gönlünüzce at koşturabileceğiniz bir ülke mi zannettiniz he? Yoksa Maleri denen o ajanın yıllar önce yaptıkları mı cesaret verdi size? Karnım koca bir bıçakla kesilip parçalara ayrılıyordu sanki. Öyle takatsiz kalmıştım ki artık çığlık dahi atamıyordum. Allah'ım yardım et Allah'ım, zalime karşı koyacak gücüm yok. Sen mazlumları en iyi şekilde işitensin. Yediğim son tekmeyle duvarlar çılgınca dönmüş, nefesimin de kesilmesiyle gözlerime derin bir karanlık çökmüştü. Gözler kördür bu gece. Ay küskün, yıldızlar küskün, akıllara ağ örmüş örümcek. Avına kenetlenir. Kalp küskün, vicdan küskün. İşte böyle dostlar, bu bölüm de burada bitti. Bu güzel hikayenin yazarı Niyan Purple. Ben de Cihan Bozoca. Eğer hala kanalımıza, yani kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölümü beklerken bir hikaye tavsiye edeyim size. YouTube'da arama kısmına Müslüman Mafya diye yazarsanız çıkacaktır. Müslüman Mafya sesli kitap, Müslüman Mafya Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Şimdiden keyifli dinlemeler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.